Mutlu akşamlar efendim. Kanal Fırat ekranlarında deprem özel programıyla yine karşınızdayız. Depremin 9. günündeyiz. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin 9. günündeyiz. Can kaybı sayımız 31.974'e yükseldi. Maalesef ki can kaybımız gitgide artıyor. Umut ederiz ki artık durur ve bu sayıları daha fazla duyurmak zorunda kalmayız. Bugün de canlı yayın konuğumuz, stüdyolarımızda çok değerli bir konuk var. Vefader Genel Başkanı Zülfikar Takgül bizlerin canlı yayın konuğu. Depremin ilk gününden beri sahadasınız başkanım. Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, komşu şehirlerimiz Malatya ve Adıyaman'da çok fazla yardımlarınız oldu. Neler söyleyeceksiniz öncelikle depremle ilgili? Sizlere de geçmiş olsun dileyelim. Tabii. Tabii öncelikle bugün depremin 9. günü. Evet. Depremden kaynaklı yaşamlarını yitiren bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Evet, malumunuz Türkiye Vefa Derneği 2015 yılında Elazığ Genel Merkezli olarak dostlarımızla birlikte kurmuş olduğumuz bir sivil toplum kuruluşu. İsminden de malum olunduğu gibi ülkesine, şehrine, milletine, bayrağına vefa gösteren, zor günlerde, zor durumlarda sahada olmaktan kaçınmayan, kendisini en öne atan, o hassasiyeti, o duyguları yaşayan bir sivil toplum kuruluşu hareketiyiz. Evet. Rabbimize hamdolsun aziz şehir Elazığ'dan genel merkezli bu hareketi başlattık. Tabii 24 Ocak 2020 tarihinde aziz şehrimiz 6.8'lik bir sarsıntıyla ciddi bir deprem afeti yaşamıştı. Evet. Tabii Rabbimize hamdolsun o büyük sarsıntıya binaen çok yüksek sayıda can kaybı yaşamamıştık. Evet. O gün de hayatını yitiren hemşerilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama ciddi manada bir mal kaybı yaşanmıştı. Hı hı. Çok sayıda ağır hasarlı binalar ortaya çıkmıştı. Tabii 24 Ocak 2020'de bu deprem felaketini yaşamamız aslında bize depremle alakalı bilgi edinme, depremle alakalı nasıl çalışmalar yürütülmesi noktasında bir ünlem işareti oluşturdu kafamızda. Evet. Ve biz o gün itibariyle bu deprem felaketinin ne kadar büyük olduğunu hissettik, şehir olarak yaşadık. Tabii asrın felaketi diye ifade edilen 10 ilimizde ve Elazığ'la birlikte 11 ilimizde ciddi manada hissedilen mal ve can kayıplarının yaşandığı bir felaketle karşı karşıyayız. Biz depremin ilk yaşandığı saat itibariyle saat 4.17 deprem yaşandı ve o anda tabii önce doğal olarak kendi ailenizin, evet, kendi canınızın derdinize düşüyorsunuz ve bir refleksle dışarıya çıkıyorsunuz. Hı hı. Dışarıya çıktık, önce kendi ailemizi güvenli yerlere taşıdıktan sonra sabah saat 6-6.30 gibi Allah hepsinden razı olsun. Türkiye Vefa Hareketi, birlikte hareket ettiğimiz dostlarımızla birlikte var. Bizim tabii Genel Başkan Yardımcımız Savaş Karadağ Beyefendi, kendisi de Malatyalı bu arada. Onunla birlikte dostlarımızı çağırdık. Hemen bir kriz toplantısı oluşturduk. Çünkü biz bu duruma duyarsız kalamazdık. Akabinde tabii farklı illerde de teşkilatlarımız olması hasebiyle mesela Şanlıurfa'da kaç tane teşkilatınız var? 16 ilde 17 ilçede teşkilatlarımız var, temsilciliklerimiz var. Evet. İletişim kurduğumuz, WhatsApp grubundan devamlı haberdar olduğumuz birbirimizden, evet, dostlarımız var. Tabii Vefat Derneği teşkilatlarında görev yapan, bizlere yardımcı olan kayıplar da verdik. Rabbim onların da mekanını cennet etsin. Allah razı olsun. Akabinde tabii hemen Allah hepsinden razı olsun. Ben tabii, evet, bunu bu konunun üstünde durmadan geçemeyeceğim. Çünkü bu durumlarda kesinlikle ve kesinlikle siyasi bir tavır güdülmez.
siyaset yapılmaz. Evet. O siyasi tarz tavır bir kenara bırakılır. O şapka çıkar. Milletimizin can sağlığıyla alakalı, milletimizin üşümemesiyle alakalı, milletimizin barınmasıyla alakalı vicdan sahibi olan her insan, her nefer dertlenir ve o dertle alakalı çalışmalarını yürütür. Tabii biz hemen kendi çatımızın içinde, STK hareketimizin içinde, her siyasi hareket mensubundan arkadaşlarımızın bulunduğu, evet, vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven her siyasi hareketin içinden arkadaşlarımızın bulunduğu hemen 125 kişilik bir WhatsApp grubu oluşturduk. Sonra bu arkadaşlarımızla birlikte gönül bağı oluşturarak biz vefamızı göstereceğiz. Malatya'ya, Adıyaman'a, Kahramanmaraş'a, orada yaşayan vatandaşlarımıza, hemşerilerimize Elazığ'dan bu hareketi başlatacağız diye düğmeye bastık. Tabii bu vesileyle ben Van Vefader Başkanımı ve teşkilatımızı da orada kutluyorum. Allah onlardan da razı olsun. Amin. Onlar da muhtemelen şu anda ekranlardan bizi izliyorlar. Bu vesileyle selam gönderiyorum. Allah kolaylıklar versin. Halen daha o hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir vatandaşımıza da nasıl faydalı oluruz derdindeler. Tabii biz o burada haseten sizin aracılığınızla, Allah razı olsun, o 125 arkadaşımıza, dostumuza, gönül dostumuza teşekkür ediyoruz. Çünkü o 125 kişiyle birlikte, evet, nüans ettikleri 10'ar kişiyle beraber biz 1250-2000 kişiye ulaştık. Ve akabinde en hızlı yapılacak organizasyonu başlattık. Gönül birliği, seferberliği başlatıyoruz dedik. Evet. Biz hemen yardım organizasyonu başlattık. Yardım organizasyonuna binaen mümkün oldukça nakit para kabul etmediğimizi sosyal medya sayfalarımızdan, hesaplarımızdan ifade ettik. Çünkü hem hemşerilerimizin gönül rahatlığıyla ihtiyacı olan listeleri belirttik. Evet. Ve o listelerden temin edilecek ürünlerin de taşınacağı adresleri belirttik. Yine dostlarımızın şahsımın da dahil olmak üzere müsait olan depolara, işletmelere, işletme depolarına, evet, o yardımlarımızın çağrısında bulunduk. Bakın yemin ediyorum, ben gerçekten Elazığlı olmakla gurur duyduğumu her platformda ifade etmişimdir. Her gittiğim şehirde sivil toplum kuruluşu kimliğime binaen her vermiş olduğum konferansta, her genç arkadaşlarımızla buluştuğumuz toplantılarda aziz şehir Elazığlı olmaktan gururlandığımı ifade etmiştim. O gururu bu süreçte bir kez daha yaşadım. Çünkü bizim sivil toplum kuruluşu çalışmalarımızın dışında gözlerimizle şahit olduğumuz, gücüne göre, bütçesine göre, durumuna göre aynı gün sabah saat 5'ten itibaren, evet, kendi araçlarıyla ulaşımı nasıl sağlanacaksa o şekilde buradan en yakın ulaşabileceğimiz komşu şehrimiz Malatya'ya ekmek ve su gibi temel gıda maddelerini götürmekle dertlenen, o dertle nabzı hızlı atan bir duyguseli milletle karşı karşıya kaldık. O da bizi çok duygulandırdı. Evet. Rabbim Elazığlı hemşerilerimizden razı olsun. Amin. Ve tekrar ifade ediyorum, iyi ki Elazığlıyız. Allah'a hamdolsun diyorum. Evet. Bizler de sizler aracılığıyla tüm STK'larımıza, tüm derneklerimize, çünkü Elazığ'da baktığımız zaman çok fazla STK dernek görüyoruz. Bunların da hepsinin bu depremde aktif olarak rol aldığını, çok hızlı çalışmalar yaptığını, siyasi amaç gütmediğini, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın her çatı altında buluşabildiğini, dertlerinin sadece vatandaşa yardım etmek olduğunu gözlemledik. Buradaki tüm Elazığlılara da çok teşekkür ederiz. Elinden gelen tüm çabayı komşu şehrimiz Adıyaman, Malatya başta olmak üzere tüm deprem bölgesi için elinden ne varsa ne yoksa sarf etti, çabaladı. Ne geliyorsa elinden onu yaptı. Bu saatten sonra da onu yapacağına eminiz aslında. Aynen. Sizler de sahadaydınız başkanım sürekli. Şu an zaten Elazığ'dan hala yardımlar akmaya devam ediyor. İnşallah bunun da ardı arkası kesilmez. Çünkü hala daha ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Özellikle bu saatten sonra İçişleri Bakanı'nın bir çağrısı olmuştu. Gıda kolisi tarzında, erzak kolisi tarzında.
tarzında bir yardımın daha uygun olacağını bu etapta söylemişti. Özellikle barınma ihtiyacı için çadır, konteyner, soba, kışlık kıyafetler, atkı, bere tarzı, ayakkabı, bot tarzı şeylerin daha uygun olduğunu söylemişti bu evrede. Sizler de sahadaydınız. Baktığınız zaman artık bu saatten sonra sahada nasıl bir yol izleyeceksiniz, hem siz nasıl bir yol izleyeceksiniz, hem Elazığlı vatandaşlar, sizlere destekte bulunmak isteyen vatandaşlar neler yapmalı? Tabii ben şöyle ifade edeyim. Biz tabii o yardım sürecinin anlatma durumunu daha devam edeceğiz. Evet. Çünkü hakikaten bir gönül seferberliği, bir gönül birliği oluşturduk. Dediğim gibi bu 125 kişilik WhatsApp grubumuzu da oluşturduktan sonra içinde akademisyenlerin, iş adamlarının, işte en küçük ticaretle uğraşan kardeşimiz, arkadaşımızdan, abimizden tutun, işte akademik kariyeri olan, bütün kimliklere binaen dostlarımız olan, arkadaşlarımız olan veya arkadaşlarımızın arkadaşları olan hemen bir gönül seferberliği, bir gönül birliği oluşturduk. O WhatsApp grubumuz da halen devam ediyor. Oradan koordine oluyoruz. Evet. Şimdi tabii bu gelen yardımları depomuzda oluşturana kadar zaten hızlı hızlı sürecin başladığı andan itibaren özellikle benim kıymetli başkan yardımcım, değerli dostum nakliye bazında ve taksi bazında hızlı hızlı Malatya'ya yardımla alakalı bir çalışma süreci başlattı. Tabii biz bunu böyle parça parça yürütürken bir yandan da gücümüz yettiğince en azından böyle işte evet. bir kamyon veya iki kamyon işte o günün çalışma azmiyle ne toplayabilirsek toplayalım ve yardım ihtiyacı götürmekte sıkıntı yaşanılı bölgeleri tespit edelim. Karınca misali evet. Yine devletimizin organlarıyla istişare halinde olarak tespit edelim ve oralara ulaştıralım diye bir karar aldık. Ona binaen tabii biz yine Allah razı olsun o noktada işin nakliye edilişi, işin taşınması noktasında Taner Bey'den Allah razı olsun firmasını seferber etti. Kendisi kendi canını da seferber etti. Gerçekten çok samimi, gönülleri, cesur dostlarımız, hemşirelerimiz bu noktadan elini taşın altına koymaktan geri durmadı. Biz tabii o aşamada parça parça yardım sevkiyatı yaparken yardımlarımızı topladık. Kahramanmaraş, Türkoğlu ilçesi Şenoba kasabasında sıkıntı olduğunu tespit ettik. Evet. Akabinde yine Gölbaşı'nda sıkıntı olduğunu tespit ettik. Tabii Malatya'da da Malatya'nın da bazı ilçelerinde sıkıntı olduğunu tespit ettik. Ve bu tespit ettiğimiz güzergah üzere bir tır yardım bir araya getirdik. Elhamdülillah evet. Hızlı bir şekilde vallahi iki gün tamamlanmadan o bir tırı bir araya getirdik. Parça parça yardım gönderme durumunda olmamıza rağmen. Akabinde tabii biz ondan önce o tır yardımını toplarken yine ASKO'nun Kızılay'la birlikte tertiplediği bir yardım tırı vardı. ASKO'nda yönetici olan kıymetli dostu Salih Bey'in bize ulaşmasıyla o an elimizde ne varsa hemen böyle küçük bir pick-up hemen çağırdık. Pick-up'a evet. yükledik. ASKON ve Kızılay'ın Adıyaman'a gönderdiği tırına yardımlarımızı ulaştırdık. Yine Hatay'a çıkan nakliye vardı o an. Çünkü evet. Hatay malumunuz korkunç derecede bu depremin etkisinde kaldı. Yine o Hatay'a çıkan yardım tırımıza da genç arkadaşlarımız hepsinin yüreğine sağlık. Ben buradan hepsine bizi selamlarımı, sevgilerimi vallahi uyumadılar. Biz de birlikte mücadele ettiler. Niye? Çünkü biz enkaz altında kalan, göçük altında kalan o milletimizi, hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı hayal edip vallahi üşümüyorduk. Düşünüp üşümüyorduk. İnanın depremin o gününden bugüne kadar gerçekten keyfimiz yok. Gerçekten yediğimizden lezzet alamıyoruz. Ve ben vicdan sahibi bütün hemşehrilerimizin de aynı duygular içinde olduğunu gerçekten buradan görüyorum, yaşıyorum da, biliyorum da. Tabii bu yardım organizasyonlarını anlatırken asla tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Evet. Mutlaka bizim de şahsımıza münhasır bir siyasi kimliğimiz var, bir duruşumuz var. Ama bugün siyaset günü değil. Bunu her zaman söylüyorum. Evet. Canla başla,
siyaseten hangi siyasi parti temsilcisi olduğunuz önemli değil. Eğer insansanız, vicdanlıysanız, Müslümansanız mutlak surette yardım için seferber olmak zorundasınız. Kesinlikle, biz de kesinlikle. O noktada o duygularla yardım organizasyonumuzu sürdürdük ve o tırımızı da Allah'a hamdü senalar olsun. Bunu tabii sosyal medyadan bunların hepsini gösterdik. O yardım tırımızın içinde ne vardı? Özellikle gıda bazında, evet. Depremde vatandaşlarımızın, çünkü evleri yıkılmış, dışarıda kalmışlar. Şimdi pirinç, bulgur, mercimek gibi ürünleri göndermenin hiçbir anlamı yok. Evet. Pişiremezler, o noktada yiyemezler. Onun için hazır konserve ürünler bulmaya gayret gösterdik. Kumanya tarzında ürünler bulmaya gayret gösterdik. Özellikle su ve ekmek üzerine yoğun bir çalışma yürüttük. Çocuk bezi üzerine, süt üzerine, kazak, battaniye, kaban, mont ve bunlar hiç kullanılmamış olması noktasında arkadaşlarımıza ricada bulunduk. Çünkü gönderdiğimiz zaman hijyeni düşünmek durumundayız, sağlık durumunda düşünmek durumundayız. Ve Allah'a hamdolsun bu saymış olduğumuz ürünleri genç arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, dostlarımızın da yardımıyla vallahi Elazığ'da market market gezerek ve rafların da boş olduğunu görüp mutlu da oluyorduk. Çünkü kesinlikle en mutlu olduğumuz an oydu mutlu, belki de. Çünkü niye? Rafların boş olduğunu görünce biz hemşerilerimizin akın akın marketlere koştuğunu, akın akın bu yardım ürünlerini temin etme noktasında seferber olduğunu hissettik, gördük, şahit olduk. Bizler de tabii bu ürünlerimizi bir araya getirdik. Bunların görüntüleri de var aslında. Verebilirdik de size. Neyse onu vermedik, temin edemedik. Evet. Ondan sonra bu ürünlerimizi temin ettikten sonra tırımızı Allah'ın izniyle gönderdik. Ve işte dediğim gibi Maraş güzergahında gittiler. Maraş'ta orada tırın bir kısmını teslim ettiler. Sonra işte Gölbaşı'nda, sonra dönerken Adıyaman, Malatya böyle yardımlarımızı indire, resimleyerek, göstererek bizlere orada 6 kişilik dernek ekibimiz gitti. Yine bizim o nakliye işini yüklenen Taner Bey'e çok selamlarımı tekrar ediyorum. O da kendisiyle birlikte bir arkadaşını da almıştı. Böyle 8 kişilik bir ekibimiz gitti. Biz de tabii kendi ekibimizde Malatya'da özellikle mücadelemizi, gayretimizi sürdürdük. Tabii şu anda da yine dediğim gibi o koordinasyon sürecimiz devam ediyor. Koordine yani ekiple, arkadaşlarımızla iletişimimiz, grubumuz, WhatsApp grubumuz devam ediyor. Yardım temin etmek isteyen arkadaşlarımızın yardımlarını alıyoruz, muhafaza ediyoruz. Evet. Telefon geliyor, bizi arıyorlar. Bir yere battaniye, bir yere gıda, bir yere su yardımı olduğu zaman orada koordine ederek birbirimizi hemen o boşlukları doldurmaya çalışıyoruz. Başkan, baktığımız zaman burada Elazığ depremi de çok önemli rol aldığını söyleyebiliriz. 24 Ocak 2020'de maalesef üzücü bir olay yaşadık ama bunun tecrübesini de şu an sahada hem sizler hem Elazığ'daki diğer dernekler, STK'lar çok iyi gösteriyor. Evet. Baktığımız zaman depremin ilk anından beri Elazığ'da organizasyon noktasında hiçbir problem yaşamadığını şahitlik olduk. Depremin ilk anından beri minibüslerin, otobüslerin, tırların, kamyonların tabii ki ilk anda bir herkes tarafından bocalanma oldu. Çünkü deprem Elazığ'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Buradan da Elazığ'dan da hemen depremin ardından hızlıca koordinasyon yapıldı ve gönderildi yardımlar. Gerekli yerlere de gönderildiğine inanıyoruz. Evet. Yardımların en iyi şekilde sizler tarafından en uygun noktaya kamu kurumlarımızla birlikte iletişim halinde olarak tabii yolladığınızı da biliyoruz. Bu da çok önemli. Buradan vatandaşlarımıza da yardım etmek isteyen vatandaşlarımıza da seslenmiş olalım. Eğer bir yardımda bulunacaksanız, bir yardım etmek istiyorsanız burada lütfen özellikle kamu kurumlarıyla iletişim halinde olup öyle göndermeniz daha iyi olacaktır. Çünkü artık neyin, nerede, ne ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ona göre yardım etmeniz aynen öyle. Daha evet. mantıklı ve kesinlikle doğru bir hareket olacaktır. Kesinlikle. Başkanıma da bu noktada ulaşabilirsiniz. Kesinlikle. Başkanım da elinden gelen her şeyi burada yapacaktır. Eminiz zaten yapmaya da devam ediyor. Aynen öyle. Biz de tabii çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Kamu kuruluşlarıyla özellikle mesela AFAD'la, evet. Kızılay'la ki zaten orada da görev yapan kıymetli müdürler, amirler, memurlar, bizim dostlarımız, arkadaşlarımız. Onlarla istişare noktasında yardım organizasyonunu organize ediyoruz, koordine ediyoruz. Evet. Çünkü demin ifade ettiğim gibi özellikle barınma noktasında ihtiyaç duyulan bir yere siz gıda gönderirseniz bu sefer de israf
Kesinlikle. Olmuş olur. Onun için o koordinasyonu mutlak surette sağlıyoruz. Tabii ben bu vesileyle şunu da söylemek istiyorum. Özellikle sivil toplum kuruluşlarının yardım organizasyonlarında Allah hepsinden razı olsun. Evet. Yani bu noktada işte o bundandır, şu bundandır, işte o asla o psikolojide olmamak lazım. Evet. Yani zaten işini şeffaf yapan, düzgün yapan, doğru yapan, geçmişi olan STK'lar belli. Evet. İsimleri belli, o kurum kuruluşları belli, başkanları belli, yöneticileri belli, onların karakterleri, duruşları, kişilikleri belli. Onlarla istişare olup, çünkü bir kişinin hani bir elin nesi var, iki elin sesi var, evet, atasözünden yola çıkarak bir kişinin yardım edebilme gücü farklıdır. Ama 20 kişinin bir arada olduğu, 40 kişinin bir arada olduğu, 50 kişinin bir arada olduğu yardım potansiyeli daha farklı oluyor, evet, daha güçlü oluyor. Birlikte kuvvet doğar dediğimiz mesele burası. Kesinlikle öyle. Tabii ben bu noktada aslında bunları ifade etmek istiyorum. Bakın, mutlaka çok büyük bir afet yaşıyoruz. Evet. Asrın afeti diye nitelendirilen notlarımız var burada. Bakın, yıkılan bina sayısı deprem birlikte, ülke genelinde bahsediyorum, 7416. Arkadaşlarımız sağ olsunlar bu bilgileri bize ilettiler. 13 ilde şu anda 20 binin üzerinde, Elazığ'da var bu, evet, illerin arasında. 13 ilde 20 binin üzerinde ağır hasarlı daireler, binalar var. %50'si, %49'u incelenmiş durumda. Halen daha çevre şehircilik ekipleri devam ediyor. Can hıraş çalışıyorlar. Bir hafta içinde bu etkilenen nüfus sayımız, bir hafta içinde 13,5 milyon. Depremden etkilenen nüfus sayımız 13,5 milyon. Şimdi geçenlerde yine sizlerin basın aracılığıyla bir basın açıklamam oldu. Evet. Dün oldu hatta. Evet, afet bölgesiyle ilgili. Aynen öyle. Şimdi bu konuyla birlikte ben bunu da ifade etmek istiyorum. Evet. Bakın, biz vallahi billahi samimiyetimizle bunu ifade ediyoruz. Asla ve asla siyaseten eleştiri yapan, eleştiren bir tarz ve tavır içinde, hele şu durumda, evet, asla olmayız. Birlik, beraberlik içinde devletimize, iktidar partisine, hükümet yetkililerine nasıl faydalı oluruz? Evet. Nasıl yararlı oluruz? Onun derdinde oluruz. Ha, yalnız bu süreçte, evet, bu süreçte mutlaka vatandaşların talepleri olacak. Kesinlikle. Beklentileri olacak. İstekleri olacak. Bu istekler, talepler ve beklentiler iktidar yetkililerimizi de, milletvekillerimizi de üzmemeli. Yorulmamalı. Evet. Vatandaşlarımız acı yaşıyor. Bakın, şimdi Allah kimsenin başına vermesin. Biz gözlerimizle buna şahit olduk. Rabbimin bir afetidir, afatıdır. Tabii bunun toplum nezdinde de değerlendirilmesi noktasında düşüncelerimi beyan edeceğim. Şimdi 65-70 yaşında bir hacı oturuyor. Montu üstünde, evi yıkılmış. Oğlu, gelini, torunu, kızı göçük altı kalmış. Evet. Akıbeti belli değil. Elbette ki biz bu noktada büyük bir afet yaşamış. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. En baştan beri bunu ifade ediyoruz. Misalen Hatay'da bir sıkıntı olduğu zaman, bir sel, bir deprem, bir olay, bir durum olduğu zaman önce bütün diğer illerden önce kim yetişir? Hatay Afat, evet, Kurumu. Hatay'ın Kızılay Kurumu. Ama Hatay'da o kadar büyük bu afet yaşandı ki Hatay Kızılay'daki memurun da evi yıkıldı. Doğru. Hatay Afat'ta çalışan memurun da evi yıkıldı. Onların da aile fertleri o depremle birlikte, depremin göçüğün altında. Orada çalışan polis memuru da o depremden etkilendi. Evet. Şimdi bunların hepsini değerlendirdiğimiz zaman bu afetle birlikte bir kaos oluştu. Bir sıkıntı oluştu. Şimdi bu sıkıntıyı hemen anında 3 saat, 5 saat, 6 saat içinde dindirme, vallahi zor bir durum. Kesinlikle. Yani bunu vicdan muhasebesi yaparak bunları ifade ediyorum. Tabii ki, ama şunu ifade ediyorum. O göçüğün altında kalan hacı amca ne derse desin, nasıl feryat ederse etsin, biz onu dinleyeceğiz. Zorumuza gitmeyecek. Nefsimize ağır gelmeyecek. Adamın canı yanmış çünkü. Evet. Aile fertlerini kaybetmiş. Evi yıkılmış. Çatısı yıkılmış. Biz onu sakinleştirme adına,
onu güçlendirme adına, ona destek olma adına vallahi biz buradayız. Varlığımızla buradayız. Elimizden ne geliyorsa da yapacağız sonuna kadar tavrında ve tarzında yaklaşmak zorundayız. Kesinlikle. Yaklaşmak zorundayız. Şimdi bunları ifade etmemin sebebi şu. Buralardan beslenmeye çalışan, buralardan vurgular yapmaya çalışan, bu afetten ve afattan yararlanarak bir şeyler ifade etmeye çalışan seslerinde bana göre hiçbir anlamı yok. Gerçekten insanlar onu duymuyorlar da zaten. Evet. Adam canının derdine, oğlunun canını. Yani gerçekten zor bir durum. Siz bugün bunu empati yapmak bile insanı acı veriyor. Empati yapacaksınız, ona göre hareket edeceksiniz. Orada sitem eden, enkazından çıkarılan bir an ailesiyle alakalı sitem eden vatandaşı da anlamak zorundayız. Evet. Devletimizin, hükümetimizin bu süreç zarfındaki durumunu da anlamak zorundayız. Teraziyi koyacağız, ona göre bir duruş benimseyeceğiz. Ona göre. Ha bu işler bitecek. Evet, kesinlikle. Ondan sonra biz oturacağız. Bakın şimdi benim ifade edeceğim önemli şeyler de var. Evet. Şimdi biz 20... Bakın hemşerimiz, jeoloji uzmanı, profesör, bizzat kendi ifadesi. Hepimiz duyduk. Ben bir daha buradan ifade edeceğim. Diyor ki, ben şehir şehir geziyorum. Özellikle deprem bölgelerine konferanslara gidiyorum. Beni gittiğim şehirde yediriyorlar, içiriyorlar, hediyemi de takdim ediyorlar, alkışlıyorlar ve gönderiyorlar. Ya diyor ki ben bilim adamıyım. Ben ömrümü bu işe vakfettim. Dünyanın istediğim ülkesinde yaşar, bu ülkede maddi anlamda çok güçlü bir şekilde de keyfime bakarım. Ama ben insanımın yaşamını, hayatını ciddiye alan bir duruş gösteriyorum. E şimdi biz bilim adamları ciddiye almazsak, deprem gerçeğini, evet, bu ülkede bir deprem gerçeği var. Deprem gerçeğini ciddiye almazsak, bununla alakalı projeler üretmezsek, bununla alakalı özellikle yerel yönetimlerimizi tetiklemezsek, 2019'da yerel yönetimle alakalı benim de bir adaylığı sürecim olmuştu. Balkan Üniversitesi'nde yerel yönetimler stratejisiyle alakalı, uluslararası güvenlikle alakalı eğitime de tabi tutulduk. Bakın, siz deprem bölgesindeyseniz, deprem bölgesinde yaşıyorsanız, evet, bu işin bilir kişilerini, bilim adamlarını, özellikle yerel yöneticiler, ya vallahi vebaldir, onları dinleyip o noktada imar durumunda, iskan durumunda, bina kontrolü, yapı kontrolü durumunda çok ciddi bir tavır sergilemesi lazım. Çok ciddi bir tavır ortaya koyması lazım. Ve insanların can güvenliğini en azından bundan sonraki süreçle alakalı bir güvence altına almak lazım. Ya bugün Japonya'da 9 şiddetinde, 10 şiddetinde deprem olduğu zaman adamlar istiflerini bozmuyorlar televizyonun karşısında. Evet. Yani siz de takip ediyorsunuzdur. İşte biz hepimiz internetten. Niye bozmuyorlar? Bakın şehir hastanesinde inşaat yapımında aslında hepimize örnek olacak, bütün yapılarda da kullanılabilecek deprem izolatörü de bir, evet, mekanizma kullanılmış. O deprem izolatörü oradaki bilir kişilerin açıklamasına binaen 6, 8, 7 şiddetindeki depremi emiyor, 3 şiddetine düşürüyor. Evet. Yani bina sanki 3 şiddetinde bir artçı yaşamış gibi bir etkiyle karşılaşıyor. E biz ne yapacağız? Biz bu afeti, afatı yaşadıysak eğer, hı hı, bu deprem gerçeğiyle yüzleşeceğiz. Hızlı bir şekilde yönetmeliklere sokacağız. Evet. Yerel yöneticilerin ve idarecilerin üzerine bu işi vebal yapacağız. Müteahhitlerin yapılarında şart koşacağız. Bu izolatörleri şart koşacağız. Binalarda gerekirse her odada bir deprem sığınağı oluşturacağız. Evet. İnsanların bir deprem afetinde kaçıp hemen sığınacağı, işte onun artık fizibilitesi yapılacak, projelendirilecek. Orada içinde işte gıda maddesinin, enerjinin, telefon şarj etmenin, ne bileyim, olanaklarının olduğu, bunları izledik, böyle vatandaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar da var, amatör çalışmalar. Bunları gerekirse dairelerin birer köşesine 4 kişinin, 5 kişinin sığınabileceği projeler oluşturup o binaların içine tesis edeceğiz. Yani beynimizi ortaya koyacağız. Evet. Bu afet ve afatların ders edinmesi noktasında bunun ileriye dönük daha büyük etkilerini yaşamamak için ona göre adım atacağız. Ona göre
hareket edeceğiz. Şimdi bunları da söylemek yükümlüyüz biz. Kesinlikle. Yani bu taleplerde bu acıyı yaşayan, bu acıyı iliklerine kadar hisseden ve Rabbim bahşetti hayattayız. Biz de bugün rahmetli olmuş olabilirdik, ölmüş olabilirdik. Şimdi onun için peki biz bu taleplerimizi kimden isteyeceğiz? Kime ifade edeceğiz? İşte sizlerin aracılığıyla yetkililere ifade edeceğiz. Yerel yöneticilere, idarecilere ifade edeceğiz. Hükümetimize ifade edeceğiz. Yani hükümet, bakın hükümetler gelip geçici değişir. Evet. Siyasi partiler gelip geçici değişir. Devlet ama partidir. Devlet ebedi müddettir. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Atalarımız demiş, ecdadımız buyurmuş. Biz insanı yaşatma noktasında beynimizi çalıştıracağız. Kafamızı çalıştıracağız. O projeleri de sağlıklı. Ya ben hakikaten hocamı izleyince ben çok üzüldüm. Ya beni diyor yedirip içirmeyin. Beni diyor konakla, ben tatil için gitmiyorum o şehirlere ya. Beni dinleyin. Evet. Bizim gibi bilim insanlarını kale alın diyor. Ciddiye alın diyor. Bakın insan yaşamı diyor. İlla ki böyle felaketler olunca bizim sözümüz sizde para edecek diyor. Onun için ben her çıktığım platformda bunu ifade edeceğim. Sizin aracılığınızla her çıktığım basın programında, basın yayın kuruluşunda bunu ifade edeceğim. Bunu konuşacağız. Şimdi afet bölgesi evet. olayına gelince buyurun. Ben yani... tabii hiç nokta koymuyorum. Buyurun. Çok iyi gittiniz başkanım. Teşekkür ederiz. Burada vatandaşların sorunu, sıkıntısı, talebini de iletmiş oldunuz. Burada ileride yapılması gereken önemli konular da var. Burada şimdilik vatandaşlar ilk başta toparlanmanın derdinde. Kendi can ve malının derdinde biraz daha. Burada vatandaşların çok fazla sıkıntı, problemi oluyor. Bunlardan birisi de Elazığ'da özellikle tüm partililerinde, tüm siyasilerinde ortak noktası evet. Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi tabii. için çabalıyorlar. Burada çabalayan tüm hemşehrilerimize de, yöneticilerimize teşekkür de ediyoruz. Teşekkür ediyoruz kesinlikle. Depremin ilk anından beri Elazığ'da hümmalı bir çalışma sürüyor. Bunda hemfikiriz. Elazığ'da afet bölgesi ilan edilmesi için bir çalışma daha sürüyor. Burada vatandaşlarımızın da sesi yüksek çıkıyor belki biraz ama haklı bir serzeniş oluyor çoğu zaman. Elazığ neden afet bölgesi ilan edilmeli? Bunu siz de yayınladınız. Son olarak da bu konuyu görüşelim. Neler söyleyeceksiniz afet bölgesiyle ilgili? Söyleyeyim. Çok önemli bir konu. Bunun basın nezdinde de açıklamamızı da yap. Bakın biz Elazığ sevdalısıyız. Evet. Biz bu şehre aşık insanlarız. Şimdi biz bu şehrin tabanında yetişmişiz. Ben hasbehas Elazığ evladıyım. Evet. Elazığ evladıyım. Bütün mahallelerini biliyoruz, sokaklarını biliyoruz. Mütevazi bir hayat yaşıyoruz. Biz bunu niye ifade ediyorum biliyor musun? Esnafla, ben de esnafım. Problemlerimiz var. Koronayla birlikte, akabinde yaşadığımız alttaki beraber ve bugün yaşadığımız bu afet ve afatla birlikte vallahi ticari potansiyelimiz yerle bir olmuş. İstihdam sayılarımızı düşürmek zorunda kalmışız. Evet. Doğal olarak vatandaşlara bir şey diyemiyoruz. İnsanlar evinin geçiminin derdinde. Ekonomik problemler yaşanıyor, sıkıntılar yaşanıyor. Biz bu ekonomik problemleri yaşarken bir de koronayı yaşadık, 6-8'i yaşadık. Üstüne bu hafta da aynen Malatya'da yaşayan hemşehrilerimiz gibi etkilendik. Şimdi illaham Elazığ'ın yerle bir mi olması lazım? Bakın afet bölgesi ilan edildiği zaman o şehrin ticari, sosyolojik, psikolojik vatandaşlarına büyük etkisi ve katkısı olacak. Evet. Şimdi ben yayına çıkacağımı duyurduktan sonra sağ olun siz bizi davet ettiniz. Ben de alelacele bir duyuru yaptım. O duyurudan sonra bana mesaj yağdı. Ne olur başkanım ifade edin dediler. Niye ifade edin dedi? Bakın enerji fiyatları yüksek. Ya ben bunu eleştiri olsun diye söylemiyorum. Bu şu anda ülkenin gerçeği, dünyanın gerçeği. Evet. Enerji fiyatları yüksek. Doğalgaz fiyatları yüksek. Petrol fiyatları yüksek. Bu da gıda ürünlerini tetikliyor. Bununla birlikte bakın. Özellikle rica ediyorum. Devlet müstecili olan kiracı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, işletmecilerimiz var. İşte belediye müstecilleri, işte diğer kurumların, işte DSİ'nin, ormanın veya diğer kurumların müstecilleri. Fahiş şekilde kira artışı zaten bu kadar sıkıntıyı yaşayan ben vatandaşlara da mal yük sahiplerine de sesleniyorum. Evet. Ticaret durursa, alışveriş durursa, istihdam durursa bir memleketin dinamiği durur. Bir memleketin performansı durur. Şimdi onun için bakın bu kira noktasında gerek hükümetimiz, devletimiz, devlet kurumları, gerek mülk sahibi olan vatandaşlarımız böyle fahiş kira artışları yapmasınlar. Ev sahipleri,
ev sahipleri, burada bir afet var, afat var. Büyük kısmı Allah razı olsun. Hemşerilerimizin büyük kısmı, evet, Allah razı olsun. Ama fırsatçılık yapanlar yapmasınlar. Vallahi günah, bak bu vebalini alsan kalkamazlar. Buradan bunu ifade edeyim. Şimdi onun için Elazığ'da ben inanıyorum ki hükümetimizin milletvekilleri de, evet, bütün sivil toplum kuruluşları da, belediye başkanı da, Elazığ belediye başkanı da, bütün diğer belediye başkanları da, herkes, STK başkanları da afet bölgesi kapsamına girse noktası bugün aynı düşüncededirler. Evet. Ben 24 Ocağı hatırlatıyorum. Bakın orada bir hata yaptık. Ama bu o depremi yaşayan 11 ilden biriyiz biz. Aynı şiddette, aynı mal kaybını, aynı can kaybını belki sayı olarak yaşamasak da hissiyat olarak yaşamışız. Bizde bugün, bakın biz buraya not aldık. Şu anda Elazığ'da 600'e yakın yıkılacak bina var. Ve bu sayı daha artacak. Evet. Artacak. Onun için afet bölgesi ilan edilmeliyiz. Bu milletin diğer illerdeki hemşerilerimizin de kalkınması adına, bizlerin de bu afet ve afattan yaralarımızı hızlı şekilde sarmamız adına, İnşallah da hükümet, ben inanıyorum, bunun üzerinde önemli duracaklar. Afet bölgesi kapsamına Elazığ'ı sokacaklar. Yoksa Elazığ'ı, ben basın açıklamamda da söyledim, üvey evlat muamelesi yapmasınlar. Elazığ aziz ve değerli şehir. Evet, kesin. Sahip çıksınlar. Evet, kesinlikle öyle. Başkanım, sizlere teşekkür ederiz. Sizleri de yorduk biraz. Sahadaydınız. Sahada çalışmaya şimdi geri döneceksiniz. Depremin ilk gününden 9. gününe kadar sürekli çalıştınız, çalışmaya devam edeceksiniz. Siz tabii ki sizler gibi tüm STK platformları çalışıyor ve çalışmaya devam edecek. Yöneticiler çalışıyor ve çalışmaya devam edecek. Eminiz ki hiçbir olumsuzluğa mal vermeyeceksinizdir. Yardımları en iyi şekilde ulaştıracaksınızdır. Buradan da sizlere, hem sizler aracılığıyla tüm herkese teşekkür edelim. Elazığ halkına teşekkür edelim. Sizlere de teşekkür edip uğurlayalım. Ardından Şah İsmail Gezici, Kafrat ekranlarında program yapımcısı. Ben de bu fırsatı bize verdiğinizden, hı-hı, dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sizin, evet, nezdinizde tekrar rahmetli olan bütün depremzedelere Allah'tan rahmet diliyorum. Yardımla alakalı hangi siyasi renkten olursa olsun, evet, hangi renkten olursa, herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum. Biz bir olacağız, beraber olacağız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız diyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederiz. Evet, Vefadar Genel Başkanı Zülfikar Tarkül bizlerin canlı yayın konuğuydu. Canlı yayında çok önemli noktalara değindi. Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Buradaki vatandaşın haklı olduğu noktaları söyledi. Elazığ'da özellikle yapılan yardımları, yapılacak olan yardımları, devam eden yardımları söyledi. Bu saatten sonra da çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Birazdan da canlı yayın konuğumuz Şah İsmail Gezici olacak. İlçelerimizi tek tek geziyor, ilçelerdeki son durumları biliyor. Sahadaydı sürekli ve burada baktığımız zaman özellikle Baskil, Keban ve Ağın'da çok fazla sayıda depremzede vatandaşımızı konaklandırıyoruz. Burada da depremzede vatandaşlarla sohbet etti, onları dinledi, onların sıkıntı, problem, dertleriyle hemhal oldu. En iyi şekilde vatandaşların, buradaki vatandaşların ağırlanması için Elazığlılar çok iyi çalışmalar yapıyor. Ama baktığımız zaman bu çalışmalar nevrede, hangi boyutta, bu saatten sonra nelere ihtiyaç var? Bunlara bakacağız. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Gezici. Nasılsınız? Hoş bulduk Batuhan. Teşekkür ederim. Nasıl olalım? Vallahi işte bu halde işte sahadan geldik. Biz de depremden sonra işte sahalardayız, dışarıdayız, çalışıyoruz. Depremden sonra Elazığ, Malatya, yakın olmasa bile Malatya'ya aktı. Yardıma koşuyor. Evet. Malatya'dan gelen depremzedeler ilimizde. Onların yanındayız. Onlara yapılan yardımlar, işte onları çekiyoruz. Bölgedeyiz. Baktığımız zaman deprem bölgesi Elazığ'da da hissedildi aslında deprem. Çok fazla şekilde hissedildi. Ama Keban, Baskil ve Ağın'da çok sayıda depremzedeli vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Dün yaptığımız haberde 25 bin tane sadece Baskil ilçemizde depremzede ağırlıyoruz. Burada konaklatıyoruz. Elazığlılar burada eminiz ki elinden geleni yapıyor ama burada biraz kira fiyatlarında da, merkez hattımızda bu kira fiyatlarında da yükseliş biraz var. 4.000'lerden, 5.000'lerden, 3.500'lerden söz bahis ediliyor. Ama ilçelerimizdeki vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde bildiğim kadarıyla evlerini açıyor. Baktığınız zaman Elazığ'daki konaklama sayısı ne durumda? Özellikle deprem bölgesinden gelen depremzedelerimizin en büyük sorunu ne? Şimdi şöyle,
Biz ilk gün Ahmet Tevfik Ozan Kongre Merkezi'nde barınan Elazığlılarla görüştük. Çünkü deprem Elazığ'da da hissedildi. Elazığlılar da dışarıdaydı. Ne kadar afet bölgesine alınmasa da Elazığ 10 il arasında olması gereken bir il. Evet. Yani onu ayrı bir tarafa bırakıyorum. Onu siyasiler değerlendirsinler. Çünkü durum çok kötü. Psikolojiler bozuk. İnsanlar evlerine giremiyor. Ya hepimiz öyle. Evet. Korku içerisindeyiz. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Elazığ'da oluşturulan barınma merkezlerine insanlar akın ettiler, doldular. İlk gün orada görüştük. Daha sonra Elazığ Havalimanı'ndan şehir dışındaki yakınlarının yanlarına giden depremzedeler, özellikle Malatya'dan gelen depremzedeler, büyük bir hizmet verilmişti. Evet, ücretsiz bir şekilde yakınlarının yanlarına gidiyorlardı. Akabinde Baskil'e gittik. Baskil ilçe merkezinde çalışmalarımız oldu belediye başkanıyla birlikte. Baskil Belediyesi ve kaymakamlığı gelen depremzedelerin büyük bir çoğunluğu Baskilli. Bunlar Malatya'da yaşayan Baskilliler. Haliyle yaz aylarında kayısı bahçeleri var, yazlıkları var. Gelip bir ay kalıp giden insanlar. Böyle bir afet yaşanınca tamamen sığınmak için Baskil'e geldiler. İşte oralarda da o yerlerde hiçbir şey yok. Soba yok, yakacak bir şey yok. Baskil'e bu arada yardımlar gelmeye başladı. Gelen insanları o evlere yerleştirdiler. Bir taraftan da gelen yardımları dağıtmaya başladılar. İlk gün biraz koordinasyon eksikliği vardı. Daha sonra oturdu. Yani bu bütün işlerde öyle. İlk başlangıçta bir koordinasyon eksikliği oluyor. Daha sonra düzeliyor. Onları yerleştirdiler. Yardımları verildi. Biz oradan köye gittik. Baskil'in köylerine gittik. Zeve bölgesine. Gelen Baskil'ler yanlarında Malatya'daki misafirleri de getirmişler. Açıkta kalan misafirleri var. Onları da getirmişler. Yani bir evde 3 aile, 4 aile yaşıyor. Oradan Baskil Belediyesi'nin şöyle bir çağrısı olmuştu. Biz bütün gelenlere hakim olmayız. Özellikle köy ve mahalle muhtarları kendi mahallelerine ve köylerine gelen depremzedelerin listelerini tutsunlar. Evet. Kayıt altına alsınlar. Acil lazım olan ihtiyaçlarını not edip bize gelsinler, kaymakamla birlikte bütün yardımları gönderelim diye. Onlar yavaş yavaş oturmaya başladı. Şu anda bir taraftan gelenler var, bir taraftan da gidenler var. Yani şehir dışındaki yakınlarının yanına gidenler var. Biz bugün de Ağın'a gittik. Evet. Ağın ilçemiz nüfusu çok az olan bir ilçe ve özellikle kışın tabiri caizse incinin top oynadığı bir ilçe. Sessiz, sakin bir ilçe. Evet. Fakat büyük bir hareketlilik, büyük bir kalabalık var. Belediye başkanı kaymakamla birlikte çok güzel bir organizasyon düzenlemiş. Taziye evinde oluşturulan giyim, adeta giyim deposu gibi bütün giysiler cinslerine göre tasnif edilmiş. Gelen depremzedeler bakıp ihtiyacı olanları alıyor. Biz programı çektik, yayınlanacaktı o program. Orada bizden istenen kadın, erkek, iç giyim, çocuk, iç giyim, iç çamaşır, evet, ve bir de iç giyim, içlik denilen uzun, soğuk diye. Evet. Bunlar eksikmiş. Onları istediler. Daha sonra işte belediyenin yanına gittik. Esopter Elazığ Sportif Balıkçılar Derneği, Harun Bilecan Başkan. Bunlar sosyal medyadan kendi üyeleriyle irtişarede bulunup yardım istemişler. Evet. Ya enteresan şeyle karşılaştığımız için o konuyu söylüyorum. Tabii. Niğde'den bir tır yardım gelmişti. Patates, soğan ve diğer malzemeler. Vatanları açtık. Oradan Niğde'den gelen yardımseverlerin gönderdiği şeyleri gösterdiler. Ya çocuklar cep harçlıklarını, kumbaralarını patlatmışlar. Birer not yazarak 3 kuruş paraların içine koyup, evet, depremzedelere göndermişler. Sizi seviyoruz, yalnız değilsiniz diye. Ya inanılmaz acı dramlar var. Onlar yayınlanacak. Bir depo oluşturulmuş belediyenin. Gelenlere ilk etapta birer torba odun veriliyor.
Tabii bu süreci bu bir defalık değil. Daha evet. Bu ne kadar süreceği de belli değil. Sonra bir market oluşturulmuş. İnsanlar girip neye ihtiyacı varsa ama hepsi kayıt altına. Elbiseler aynı şekilde. Sobalar gelmiş. Odun veriliyor. Yataklar var. Battaniyeler var. Tüplü ısıtıcılar var. Yani bayağı bir yardım gelmiş. Biz oradayken El Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yine bir yardım arabası geldi. Onlar depolandı. Evet. Sistemi basit şey ağın sistemi tam oturtmuş. Yani ilk günden beri bocalamadan sistemi tam oturtmuş. Tüm depremzedeler kayıt altına alınmış. Kimin ne ihtiyacı var belirlenmiş. Evet. Sistematik bir şekilde döngü devam ediyor. Bunun tabii devamının gitmesi lazım. Çünkü nihayetinde bu bir günlük iş değil. Bayağı uzayacak. Sizin de söylediğiniz gibi buradan belki de seslenmiş olalım. İş çamaşırı ve içlikler özellikle kış mevsimine içliklerin ihtiyacı olduğunu söylediniz. Buradan da duyarlı vatandaşlarımıza seslenelim. Anında bu ihtiyaç var. Bu ihtiyaca da en iyi şekilde karşılık vereceğine eminim Elazığ. Buradan Elazığ Ağın Belediye'mize de Aluzu'ya da teşekkür edelim. Aynı şekilde Baskil Belediye Başkanımız İhsan Akmurat'a, Keban Belediye Başkanımız Fethiye Atlı'ya da çok teşekkür edelim. Çünkü deprem bölgesinin en büyük yükünü şu an onlar çekiyor belki de. Onlar çekiyor, halkla birlikte çekiyorlar. Evet. Yani öyle bir duyarlılık var ki, bugün mesela biz Ağında bir eve gittik, akrabasını çağırmış. Fakat akrabasıyla birlikte gelen Malatyalılar var, iki aile bir evde kalıyor. Yani orada bir tane kardeşimiz şunu söyledi, burası dedi sıcak dedi. Soframız var, yemek yiyoruz ama utanıyoruz. Çünkü deprem altında, depremde enkaz altında insanlarımız var. Evet. Yani hakikaten insanın psikolojisi bozuluyor. Yani o orada ayrı bir dram var. Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 9. günündeyiz. Evet. Bir taraftan onlar, bir taraftan dışarıda kalanlar. Yani Elazığ halkı, yani bu Türkiye genelinde öyle. Bir tek Elazığ halkı değil. Kesinlikle. Malatya yakın olduğu için Elazığ depremin ilk saatinden itibaren Malatya'ya akmaya başladı. Her türlü yardımı götürdü. Kapısını açtı, kucağını açtı. Aynı şekilde köyleriyle birlikte inanılmaz destek verdi. Ondan sonra diğer bölgelere uzanmaya başladılar yardımlar. Çok iyi bir şekilde yardımlar gidiyor. Evet. Ve düşünün, dedim ya, Niğde'den buraya bir kamyon dolusu patates, soğan gönderilmiş. Evet, baktığımız zaman burada Türkiye'de de çok birliktelik var, bir güç var, birlikte güçlüyü seçtiğiyle herkes hareket ediyor. Buradan tüm duyarlı vatandaşlara da teşekkür ederim. Baktığımız zaman Elazığ da bu durumda böyle. Esnafıyla, vatandaşıyla, OSB'siyle, dernekleriyle, odalarıyla ama bunun yanında hiç istemediğimiz, hiç hoşumuza gitmeyen 2-3 davranış oluyor ve bu davranışlar kamuoyunu çok fazla meşgul ediyor. Elazığ'daki kira fiyatları örnek verilmek gerekirse burada iyiliklere gölge düşürüyor biraz daha. Bu gölgeyi de düşürmemek adına tüm vatandaşlardan duyarlı olmasını istiyoruz. Burada yapılan yardımların, desteklerin üstüne bir gölge düşürmeyelim ve en iyi şekilde Elazığ'ı temsil edelim aslında. Çünkü tüm Türkiye kendisini temsil ediyor, kendi ilini temsil ediyor. Yardımıyla, desteğiyle ve yarın öbür gün bir Malatyalı vatandaşımız buradan kötü ayrılmasın istiyoruz biz. Tüm vatandaşlarımızı memnun bir misafirperverlikle buradan ayrılmasını istiyoruz. Elazığ'da baktığımız zaman ağır hasarlı bina sayılarımız da yükseliyor. Peki ilçelerde ağır hasarlı bina sayımız var mı? Yoksa Baskil, Alan, Keban'da binalarımız yok, sağlam mı? Yok, öyle öyle bir sorunla karşılaşmadık. Özellikle Baskil'de yapılan TOKİ konutları var. Oldukça sağlam. Oralarda da mesela insanlar evlerini gelenle vermişler. Bayağı yani bir eve giriyorsun 20 kişi var. Evet. Açmışlar kapılarını. Orada yakacakta sıcak açta bir eksiklik vardı ilk gün. Onlar da oturdular. İlçelerde öyle bir durum yok. Zaten özellikle köylerde de tek katlı evler. Öyle bir sıkıntı görmedik gelirken. O söylediğiniz olumsuzluklara da gelince o münferit olaylardır. Oluyor evet. Maalesef oluyor. Tabii. Gönlümüz olmamasından yana ama ne yaparsanız yapın herkes bir değil. Mutlaka kötüsü çıkar. Hiç onlara takılmamamız lazım. Evet. İyi düşünüp iyi iş yapan daha fazla insanımız olduğu için onları görmezlikten geleceğiz. Ona da güvenlik güçleri gereğini yapıyor. Onu dersini yargıda onlar cezasını bulurlar. Yani, onlar iyilik yapanlara engel olamayacaklar, göğe düşüremeyecekler.
İnşallah yani müferit olaylar ne yaparsanız yapın yani, maalesef çıkıyor. Kesinlikle öyle. Bir kişinin de topluma mal edilemez. Kesinlikle. Bir kişinin yaptığı üzerinden değerlendirme yapılamaz. Ama biz hiç olmaması taraftayız. Tabii o hiç konuşmamak, hiç ağzımıza almak istiyoruz. O temenni, İnşallah o bir dilek. Temennimiz ama bu yönde. Evet. Olmuyor. Maalesef. Peki burada bu saatten sonra koordineli bir şekilde çalışmamız için neler yapmamız lazım? Elazığ Merkezi'de de Gençlik Spor İl Müdürlüğü başlattı. Barınma ihtiyacı olan vatandaşların başvuru yapıp müracaatta bulunup yurtlara yerleştirecek. Buradan da eğer dışarıda kalan bazı ilimizde de eğer yoğunluk olursa bu belki kullanılabilir. Yoğunluk oluyorsa ya da bir durumunuz varsa dışarıdayız. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne dilekçe verip oradan ardından Gençlik Spor Bakanlığı'nın yurtlarına yerleştirilebiliyorlar. Bu yoğunluk olursa hem ilçelerdeki yoğunluğu artmak için neler yapılmalı ya da ilk etabı artık geçtik, toplanma etabına geçiyoruz. Bu saatten sonra ihtiyaçlar nelerdir ve bu doğrultuda neler yapmamız gerekir? Vallahi ihtiyaçlar belirlendi ve yardımlar da gidiyor. Onda hiçbir problem yok gözlemlediğimiz kadarıyla. Evet. Fakat bu yardımların sürekli olması gerekiyor. Çünkü devam edecek. Ne zaman konteyner, çünkü çadırlar da soğuk. İnsanların çadırda kalması da çok zor bu kış döneminde. Özellikle konteyner kentlerin oluşturulup depremzedelerin oraya bir an evvel alınması gerekiyor. Ama onun için de öncelikle enkazların kaldırılması lazım. Çünkü 9. gündeyiz. Evet. Halen daha canlı. Evet. Emreler var. 305. saatte ikanımız yani canlı kurtarıldı. İşte onlar var. Onlar bitmeden diğer konulara geçilmez. Yapılır ya. Yani burada bizi yakan giden canlar. Evet. Yani diğerleri zaman içerisinde yapılacak. Yapılır da. Elazığ merkezde de bulundunuz. Elazığ'da depremi yaşayan vatandaşların da yanında oldunuz. Burada baktığımız zaman Elazığ'da hasarlı bina sayımız çok fazla. Bugün aldığımız son rakama göre 423 tane binamızın ağır hasarlı olduğunu öğrendik. Baktığımız zaman da bu hep karşı merkez tarafı dediğimiz, Gazi Caddesi tarafı dediğimiz binalarda ağır hasar olduğunu gördük. Burada vatandaşlar da tedirgin, Elazığ'da vatandaşlar da tedirgin, diken üstündeyiz. Bir yeni depremde bir artçıda binaların yıkılıp yıkılmayacakları içerisinde, tereddüt içerisindeler. Bu tereddütü de gidermek için hem binalarının ağır hasarlı olup olmadığını öğrenmeleri için Şehircilik İl Müdürlüğü'ne lütfen müracaat edip dilekçenizi alın. Dilekçenizi yazın, veriniz. Ondan sonra hasartespit.gov.tr'den binanızın durumunu öğrenebileceksiniz ya da E-Devlet'ten öğrenebileceksiniz. Ama dediğimiz gibi Elazığ'da da ağır hasarlı bina sayımız çok fazla. Vatandaşlar diken üstünde ağır hasarlı binalar var. Bazı vatandaşlarımız belki de çok fazla ikilemde kalacak ve girip girmemek arasında. Bu konuda vatandaşlar ne yapmalı sizce? Yani, vatandaşlar tedirgin diyorsunuz da tedirginiz. Bir tek vatandaş, biz de vatandaşız. O depremi biz de yaşadık, o korkuyu biz de yaşadık. Korkmadık mı? Dünya kadar korktuk. Öyle kork ki yani anlatılır gibi değil. Yani yaşadığımız deprem öyle sıradan vuran bir deprem değildi. Evet. Adeta bize şey gibi geldi. Bitmek bilmeyen, durmak bilmeyen bir deprem gibi geldi. Ve öyleydi de. İlk defa çok deprem yaşadık. Biz ilde, çevre illerde birçoğuna da gittik. Fakat böylesi bir deprem yaşamadık. İnanılmaz derecede korktuk. Tedirgin olduk. Psikolojimiz bozuldu. Perişan duruma geldik, dışarıdaydık. Yani vatandaşlarımız kesinlikle ve kesinlikle evlerinin hasar durumuna bakmadan evlerine girmesinler. Hele hele hasarlı evler varsa girmesinler. Yani nihayetinde deprem bölgesindeyiz. Depremler devam ediyor, artçılar devam ediyor. Evet. Onu çevre şehircilikten müracaat ederek evinin durumunu belirledikten sonra sağlamsa girsin evine. Yoksa onun harici bizim bir şey olmaz diye evlerine. Zaten bunu yetkililer de uyarıyorlar, söylüyorlar. Evet. Hasarlı evlere girmeyin. Da bunun üzerine söylenecek söz yok. Mutlaka çevre şehircilikten evlerinin durumuyla ilgili bir belge almalarında çok büyük fayda var. Evet, bizler de bu seslenişi sizin de söylediğiniz gibi yetkililer de uyarıyor. Bunu da söylemiş olalım. Elazığ'da zaten iki canımızı bu yüzden kaybettik. Binasının hasar durumunu öğrenmeden, zaten boşaltılmış bir binada ağır hasarlı olduğu şüphelenen bir binaydı. Buna rağmen iki vatandaşımız, yani bir polisimiz, bir vatandaşımız bu depremde, 7.6'lık depremde hayatını kaybetti. Buna bir daha mal vermemek adına lütfen ağır hasarlı binanız varsa buranın içinde bulunmayın, oturmayın, bunları yapmayın. Çünkü bir artçının daha olduğunda binanızın yıkılıp yıkılmayacağını şu an hiçbirimiz bilmiyoruz. Çevre Şehirciliği'nde ilk yaptığı
tespit çalışması ön başvurudur. Ön başvuru sonucunda lütfen binanız ağır hasarlı bile ise yıkmayınız, çünkü hak sahibi olamayabilirsiniz. Buradan da bu uyarıyı yapmış olalım. Binanız eğer ağır hasarlıysa şu anlık binanızı hemen yıkmayınız. Çünkü binayı yıkmak için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden kesinleşmiş bina yıkımı yazısı almanız gerekmektedir. Bu yazı olmadan yıkarsanız eğer hak sahipliğiniz iptal edilebilir. Şu an Çevre Şehircilik'in yaptığı ön başvurudur. Kesinleşmiş değildir. Bu binalara belki ikinci kez tekrar bakılacaktır. Bu binaların durumunu ilerleyen zamanlarda yıkmak gerekir. Çünkü baktığımızda Sayın Gezici yetkili firmalarda 24 Ocak depreminden sonra da olmuştu. Ağır hasarlı binalardaki vatandaşların yanına gidip hemen binayı yıkmak istiyorlar. Bu binadan da belki de kar etmek istiyorlar. Bunların önüne geçmek adına önce Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden mutlaka ve mutlaka kesinleşmiş bina yıkımı belgenizi almanızı rica ediyoruz. Çünkü bunun aksinde binanızı yıkarsanız hak sahipliğini elde edemeyebilirsiniz. Hak sahipliğiniz elden gidebilir. Bunları da tekrar uyarmış olalım. Hem öyle hem de ağır hasarlı binayı az hasarlı çevirmek için çaba içerisine girilmemeli. Evet. Yani ona da dikkat edilmeli. Yani bunlara da önemli, dikkat edilmeli. Yapılacak yardımlar da çok önemli. Yardımlar sizin de söylediğiniz gibi ilçelerimize kadar gidiyor. Belki tüm Türkiye'den gidiyor. Yurt dışından gelen çok fazla yardım da var. Elazığlı yurt dışında yaşayan çok fazla vatandaşımız da var. Burada da lütfen yapacağınız yardımları kamu kurum ve kuruluşlarına yapmanız, AFAD koordinesiyle yapmanız, valilik koordinesiyle yapmanız, Kızılay koordinesiyle yapmanız daha önemli. Şimdi şöyle bir şey var. Kısa bir şey söyleyeyim. Tabii. Vatandaş yardımı ben kendim yapacağım düşüncesiyle götürüp kendisi dağıtmaya kalkıyor. Dağıttığı zaman kargaşalık çıkıyor. Her tarafa ulaşmıyor. Evet. İhtiyaca cevap vermiyor. Ama bir elden dağıtılıp yetkililere, mesela ilçeye gidiyorsa kaymakamlığa teslim ettiği zaman onların hazırladığı o sistemde yardımlar her tarafa eşit şekilde ulaşıyor. Ona dikkat edilmeli. Herkes götürüp yardımı ben dağıtacağım diye kargaşalığa yol açmamalı. Evet, kesinlikle. Yani bir elden dağıtılmasında fayda var. Hı hı. Yani bunlar bizim gözlemlerimiz, gittiğimiz bölgelerdeki gözlemlerimiz. Baktığımız zaman başka vatandaşları uyarma konusunda neler yapmalıyız? Çünkü burada sosyal medyada da çok fazla provokatör paylaşım görüyoruz. Ama baktığımız zaman sosyal medyanın gücünü de görüyoruz. İkisi de bir arada. Bazıları diyor keşke sosyal medya kapatılsa, bazıları diyor sosyal medya açılsa. Burada aslında olumsuzlukları da sizin ilk başta dediğiniz gibi çok fazla göz kulak şey yapmamak lazım, öyle çok fazla bakmak lazım, ama burada bu provokatör paylaşımlar sonucunda vatandaşların da kat sayısı artıyor. Hele ki sakin olmamız gereken dönemde. Ya çıkar işte, biraz önce de ifade ettim. Ne yaparsanız yapın olumsuz insanlar, art niyetli insanlar çıkacaktır. Oradan kendine bir şeyler bulmak için, nemalanmak için çıkacaktır. Yani bu sosyal medyada da olacaktır, yardım dağıtımında da olacaktır, yağmalamada da olacaktır, hırsızlıkta da olacaktır. Bunlara itibar etmemek lazım. Ayırt etmek lazım. O da nedir? Yetkililerden gelen bildirimler dikkate alınmalı. Öyle ortakta dolaşan her bildirime de itibar edilmemesinde fayda var. Zaten onların da gereği yapılıyor. Evet. Ayıklanıyor. Yani kimse kurtuluşu olmuyor. Kimsenin yaptığı kendi yanına kar kalmıyor. Dünya kadar hızlık olaylarıyla ilgili insanlar, yağmalamayla ilgili görüntüler gördük. Hepsi alındılar. Evet. Hepsi toplanıyor. Ayıklamak lazım. Yani yetkililerden gelen bildirimlere dikkat edilirse daha uygun olur. Evet. Adalet er geç yerini bulur, kimsenin kurtuluşu evet, olmaz. Kesinlikle öyle. Baktığımda siz sağdaydınız. Son olarak hem neler söylemek istersiniz? Çünkü Elazığ'ın Baskil, Ağın, Kebal ilçesinde çok büyük bir duygu yoğunluğu var. Herkes duygusal anlamda çok üst seviyelerde. Böyle gözleri yaşlı çocuklar, anneler, babalar, ablalar, kardeşler görüyoruz. Burada nasıl en çok sizi etkileyen duygu olay neydi? Hem çocuklardan bahsettiniz, kumbaralarına bile yollamış vatandaşlarımız. İşte o çocuklara dayanmıyor. Çocuklara dayanılır. Yine Niğde'den bir 8-10 torba kömür var. Devletin verdiği kömür. Belediyenin evet. Önünde bırakılmış oraya. Gelen kömürler. O kömürün hikayesini sordum. Niğde'de yaşlı bir amca, bunlar programımızda yayınlanacaklar, bugün yaptığımız programda. Evet. Niğde'de yaşlı bir amca, devlet
kışı geçirebilmesi için 10 torba kömür vermiş kendisine. Tabii bunun videoya da kaydını yapmışlar, çekimini yapmışlar. Adam 2 torbasını deprem bölgesine göndermiş. Devletin verdiği, kendisine yakması için verdiği 2 kömürlerden 10 torba kömürün ikisini deprem bölgesine göndermiş. Yaşlı bir adam. Yani 7'den 70'e Türkiye deprem bölgesiyle yatıp deprem bölgesiyle kalkıyor. Her türlü yardıma koşuyor. O küçücük çocuklar kumbaralarında topladıkları o bozuk paraları notlar yazarak göndermişler. Oyuncakların içerisine notlar koymuşlar. Sizi seviyoruz, yalnız değilsiniz, sizinle beraberiz, acınızı paylaşıyoruz diye. Ya bunlar da bunları bir an çekerken orada zaten kötüyüz, daha çok kötü olduk. Evet. Çok perişan etti bizi. Ben son olarak ülkemizin yaşamış olduğu bu büyük afette, bu büyük bir afetti. Evet. Yaşanmamış, görülmemiş bir afetti. Bu afette hayatını kaybeden tüm canlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Sağ olarak kurtulanlara da metanet, sabır diliyorum. Evet. İnşallah el birliğiyle yaralar sarılır. Ama ders çıkaralım mı, bırakalım artık. Biz senelerdir ders çıkaramıyoruz. Artık geçelim o sayfaları. Evet. Artık ne yapılacaksa yapılsın. Artık depremle yaşamayı öğrenelim ve sağlam binalar yapalım. Kadın bugünkü benim programımda bas bas bağırıyor. 2 yıllık rezidans diyor, yerle bir oldu diyor. 3 milyon para vermiştim diyor, evim gitti diyor. Annemin diyor 60 senelik evinde diyor, bahçe evinde diyor, çatlak yok diyor. Evet. Bu bina yapımından kaynaklanıyor. Yapmasınlar. Yetkililer bas bas bağırıyor. Artık yeter, artık can vermeyelim. Evet. Yani son olarak söyleyeceklerim bunlar. Yani acı. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık öncelikle. Ben teşekkür ediyorum kardeşim. Usta gazeteci Sayın Şah İsmail Gezici bizlerin canlı yayın konuğuydu. Birazdan da Demokrat Parti Elazığ İl Başkanı Tuncay Avcıl bizlerin canlı yayın konuğu olacak. Sayın Gezici bizlere çok önemli, çok kıymetli sahadan bilgiler aktardı. Burada vatandaşların yaşadığı özellikle duygu selini aktardı. Akşam o da canlı yayın program yayınlanacak. Anda yaşayan, Baskil'de yaşayan, Keban'da yaşayan, artık oraya göç etmek zorunda kalan depremzedeli vatandaşlarımız var. 25 bin, 30 binlere yakın. Onların son hali, durumu. Sadece canlarını sağ çıkartabildikleri için mutlular. Canlarıyla birlikte sadece Elazığ'dalar. Buradan da yardımlarımızı alana, Keban'a, Baskil'e göndermekte mutlaka elimizi hızlı tutalım ve özellikle Sayın Gezici'nin de bahsettiği gibi iş çamaşırı ve içlik noktasında ağına bir yardımda bulunalım. Bu çağrımızı da yetkililere duyurmuş olalım. İhtiyaçları en hızlı şekilde karşılamaya devam edelim diye düşünüyoruz. Demokrat Parti Elazığ İl Başkanı Tuncay Avcıl da sahadaydı. Bizlerle birlikte olacak şimdi. Sahadaki son durumu aktaracak. Neler yaptığını ilk günden itibaren hem deprem bölgesinde neler yaşadıklarını aktaracak. Buradan vatandaşlara son olarak çağrımızı da yapalım. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden mutlaka binaların hasar durumunu öğrenmek istiyorlarsa müracaat etsinler, dilekçe versinler. Burada vatandaşlar binaların durumunu e-devlet üzerinden veya hasartespit.gov.tr üzerinden öğrenebilirler diyelim. Şimdi de Demokrat Parti Elazığ İl Başkanı Tuncay Avcı canlı yayın konuğumuz. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizlere de, Türk milletine de çok geçmiş olsun diliyorum. Vefat eden kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Sahiplerine sabırlar diliyorum. Çok zor bir süreçten geçtik. Evet. Allah yardımcımız olsun. Yani böylesine bir olayı Türkiye nezdinde değil, Avrupa'da da olsa kaldırılma ihtimali çok zor bir olay. Evet. Allah böyle bir şeyi bir daha yaşatmasın. Amin. Fakat bir gerçek şu, biz fay hattı üzerinde yerleşmişiz. Fay hattı üstünde yaşıyoruz. Evet. Tedbirlerimizi de, yaşam şeklimizi de buna göre uygularsak sayı daha da bir aza düşer. Daha da bir sorunlar azalır. Bundan dolayı da gerçekten çok üzgünüz. Konuşacak birçok şey de var ama tekrardan buradan vefat eden kardeşlerimize Allah rahmet
eylesin diliyorum. Sizler de bugün depremin 9. Evet. gününde 106. saatteyiz. Depremin ilk anından itibaren belki de sahadaydınız. Evet. Deprem anında ilk günden itibaren neler yaptınız, çalışmalarınızı nasıl yürüttünüz? Şimdi tabii ki ilk etapta herkes kendi derdine düştüğü gibi biz de kendi derdimize düştük. Yani evdeki durum, işte ailemizden o durumlar, işte onları alıp bir sağlam yere geçiş yaptırabilmek için. Daha sonradan işte Elazığ içerisinde ne oldu ne bitti, bir dışarıda bir kendimize bir gezi düzenledik. Kanser tespitine bakmaya çalıştık. O gecenin o şartlarında tabii tam şey yapamadık ama gündüz gözüyle daha sonradan Malatya'nın çok vahim bir durum olduğunu, işte oraya ulaşabildiğimiz kadar ulaştık. Oraya evet. elimizden gelince bir yardım gönderdik. Ve orada akrabalarımız var. Akrabalarımızdan bir grubu da aldık getirdik, buraya yerleştirdik. Daha sonradan birkaç köy var, oraya yeten bir daha gittik. İşte oradaki insanların yarasını saramayız. Yani ateş düştüğü yeri yakma değil. O yara ateşte bizim gönlümüze düştü, kalbimize düştü. Biz de onlar gibi üzgünüz. Elimizden geldiğince sadece biz yardımcı olmaya çalıştık. Fakat şu bir gerçek. Tabii ki konuşmamıza devam edelim. Soru falan olursa tabii, biz girelim. Tabii. Şimdi şöyle, ben öncelikle bu zayiatların verilmiş olan sebeplerine geçmiş dönemde depremleri biz yaşadık. 99 depremi olsun, işte ondan önce Erzincan depremi olsun. Biz bu süreci devamlı bir geçiş süreci sağlamış olduk. Fakat biz bunlardan kesinlikle bir ders çıkartamadık. Hı hı. Şimdi 2000'den önce olan deprem yönetmeliği dışında olan olay. Şimdi orada mesela müteahhitler olsun. Ben hem inşaat mühendisi olarak konuşuyorum hem müteahhit olarak. Evet. Yani orada bir çalıntı kazıntı diye bir olay söz konusu değil. O zamanın şartlarında işte dökülen betonun kalitesiz beton, kullanılan demir kalitesiz demir. İşte o zaman metrekareye 20-25 kilogram demir düşüyorsa şu anda işte metrekareye 45-50-55 kilogram demir düşüyor. Yani ciddi bir 2'ye 3'e katlayacak şekilde ciddi tedbirler alınmaya başlandı bu yeni deprem yönetmenliklerinde. Hı hı. Ve tabii bundan sonra da daha da böyle bir tekniksel çalışma yapılırsa zeminlerimizi sağlamlaştırabilirsek. Çünkü birçok yerde tamam bizim Elazığ'ımızda fay hattı üzerine kurulan binalarımız çok yok da. Ama diğer Sivce Palo olarak mı geçiyor evet, burada? Evet. Fay hattı üzerinde bizim çok binamız yok. Yok yok. Şu anda zaten bizim Elazığ'ımızın birisi işte Hazar Baba Dağı'nda, işte birisi Zafra'nın tepelerinde geçen iki tane fay var. Biz ortada ikinci bölge kısımda yaşıyoruz. Hı hı. Fakat şu var, biz burada yaşarken zeminimiz de bu işe çok elverişli değil. Burada evet kat sayısı arttırılabilir. Evet. Onun statik hesaplarda yapılabilir. Zaten yapılıyor da ona göre zaten o binanın statik hesapları yapımı o şekilde tasarlanıyor. Fakat gerçekte şu var. Birincisi bir psikolojik bir rahatsızlık var. Çünkü bir örnek veriyorum. Bir birinci katta oturan kişi adımını attığı zaman dışarıya çıkabiliyor. İşte ben beşinci kattayım. Depremin bitmesini bekledim. Deprem bittikten sonra işte annemi aldım. İşte yendik çocuklardan beraber aşağıya yendik falan. Yani o an hasar vermiş olabilir, binada yıkılmış da olabilirdi. Ama orada en azından adımın dışarıya atabilirsin. Evet. Kurtulma şansı söz konusu olabilir. Artı bu olayların haricinde zaten buradaki tamamen zemin ve binaların yapım şeklinden oluşan bir olay. İkinci bir olay, bizim her zaman için depreme hazırlıklı olmamız lazım. Ona göre insanlarımızın eğitilmesi lazım. Artı yerel yönetimlerin bu tür deprem alanlarını oluşturması, onun altyapısının hazır olması, insanlar oraya geçtiği zaman tuvaletidir, işte şuydur buydur, elektriği falan her şeyi orada hazır olmalı ki süreç uzamasın. En azından dışarıda kalanlar da soğukta donma tehlikesi de oluşmaz. Yani bu tür çalışmalar her zaman için yapabilir. Peki depremin şu anki 9. günün çevre illerimizde özellikle Malatya'da ya da evet. komşu ilçelerimizde Baskil, Ağın, evet. Keban burada çok aktif rol evet. alıyor. Burada ihtiyaç nedir? Sizin gözlemleriniz nedir? Burada vatandaşlara yapılacak en iyi çağrı nedir? Neler yapmalı vatandaş bu evreden sonra? Şimdi tabii ilk bir buçuğuncu günde çok etkili olamadık. Oraya yardımlara koşamadık. Çünkü haklı olarak orada deprem devam ediyor. Girişler çıkışlar sorunlu.
İşte ilk etapta gıda yardımından alakalı bazı sorunlar söz konusuydu. Bu gıda yardımı şu anda çözüldü. Çok şükür diğer illerden de ciddi bir şekilde yardımlar geldi. Fazlasıyla da gerekli yardımlar söz konusu. Oradaki alanımızda zaten çadır kentler, konteynerler falan kurulmaya başladı, kuruldu. Evet. Şu anda da insanlarımız orada barınıyor. Fakat şu var, hani mal ya da herhangi evde şey varsa kendilerinden ricam, aynı şeyi biz Elazığ'da da yaşadık. Yani girip de binanın içerisinde bir şeylere almanın derdine düşmesinler. Evet, kontrollü, iki canımızı bile kaybettik. Tabii. Kontrollü bir şekilde gitsinler. İşte biz de aynı şeyi burada da yaşadık. Burada da bu sorunlar var. Yani biraz daha temkinli olsunlar, biraz daha sabırlı olsunlar. Her şey düzelir, çözüme gidilir. Evet. İleride bu yaralar daha da hızlı bile sarılır. O malın yerine de yenisi de gelir. Yani o yüzden dolayı vatandaşımız kendini riske atmadan oradaki insanlara, oradaki kontrol eden, oradaki çalışmayı yürüten kişilerin sözlerini dinlerlerse daha da az zayiattan biz bu işin sıyrılıp çıkarız. İnşallah bizim de temennimiz o yönde. Şu an can kaybı sayımız 31.974. Temennimiz bu sayının artık durması, bu sayının artmasını istemiyoruz. Yükseldi diye haber yapmak istemiyoruz ya da. 305. saatte bile canlı çıkan vatandaşlarımız oluyor. İki tane kadın vatandaşımız enkazın altından kurtuldu. Evet. 9. günde 305. saatte de çok büyük bir mucize aslında bakıldığımız zaman. Umarız bu haberlerin artmasını ümit ediyoruz. Elazığ'da da hasarlı bina sayı çok fazla başkanım. Baktığımız zaman 328 tane merkezde hasarlı binamız var. Arkadaşlarımın çıkardığı tabloya göre ilçelerde de 95 tane toplamda 423 tane ağır hasarlı binamız var. Bunların geneline baktığımız zaman da çarşı merkez bölgesi olarak adlandırılıyor. Bu bölgeler için nasıl bir çalışma yapılmalıdır? Vatandaşlar da çok mağdur. Biliyorsunuz Elazığ'ın ticarinin belki de en fazla yoğun olduğu yer Gazi Caddesi dediğimiz kısım. Şu anda da deprem bölgesinde en fazla hasar alan kesim bu kesim. Esnaf da zor durumda, vatandaş da biraz zor durumda. Neler söyleyeceksiniz bu durum hakkında? Şimdi bununla ilgili tabii ki gönül ister ki daha güzel şeyler konuşalım ama hasar sayısı işte yaklaşık 8 katlı bile olsa 330 tane şu andaki gündem. Fakat bana kalsa 2000'den önce yapılan binaların hepsinde ciddi sorunlar var. Bunların çözümü tabii ki birdenbire vatandaşın kendisini çözebilme ihtimali söz konusu değil ama yerel yönetimler bunları vatandaşın cebinde çok para çıkmadan bu işi çözebilme ihtimalleri söz konusu. Bunları ada bazlı örneğin bu geçen depremde biz bu fırsatı iyi değerlendiremedik. Ama bu depremde buradaki yerel yönetimdeki arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum. Lütfen Gazi Caddesi'ne imarı şu anda vermeyin. Ada bazında yıkın. Ada bazında gerçekleştirdiği zaman zaten birinci, ikinci, üçüncü kat olarak dükkan, alt katlar tekrardan dükkan sahiplerine geri iade edin. İkiden üçüncü katlar kendisine ait olsun. Orta kısımlarda da yerleşim alanlarını oluştursun. Diblerinde otopark yapsın, sığınak yapsın vesaire. Yani bunun çözümü %30-%40 oranında da kendisi kar elde edebilir. Bu şekilde de bunlar çözülebilir. Tabii ki bu ayrı bir güç meselesi. Bunun için de ciddi bir proje çalışmasının yapılması lazım. Bunları gerçekleştirirse tabii ki ister istemez orada yaşayan arkadaşlarımız, esnaflarımız ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. Bu mağduriyeti belli bir sürece yaymak kaydıyla bunların bu sorunları tamamıyla çözülür ve ilerleyen aşamada çünkü şu 100 yılda bir, 300 yılda bir depremler oluşuyor ama şu anda dikkat ediyoruz 50 yılda bir, 60 yılda bir, 40 yılda bir, 30 yılda bir bunlar da patlak vermeye başladı. Bir de o İngiltere'de bir deprem bilimcisi işte iyi bir profesör. Onun konuşmalarını da ben şu anda takip ediyorum kendisi. Diyor ki yani burada bir patlama olduğu zaman ikinci patlamanın olabilme ihtimali çok düşükken burada ikinci patlama da söz konusu oluyor. Yani tetikliyor birbirini depremler. Peki bunun olmaması lazım. Bu olağan dışı bir olay. Biz de bunu artık Türkiye'yi
ders kitaplarında göreceğiz. Adam diyor üçüncüsü de olabilir mi olamaz mı diye ona deyip ikincisinden sonra bizim garanti verme ya da öyle bir şeyimiz yok ya da öyle bilimsel bir olayımız da yok. Hakikaten de bu bilimsel olarak da işte yarın deprem olacak, öbürsü gün olacak falan kimsenin deme şansı yok. Çünkü öyle bir sistem yok. Evet ama baktığımız zaman Türkiye 2020'den 2023'e kadar 4 tane büyük deprem yaşadık galiba. Elazığ depremi, İzmir depremi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 deprem. 4 tane büyük deprem yaşadık. Demek ki bu süreç Türkiye bazında hızlı devam edecek. Şimdi bu süreç devam ederken biz tabii ki şöyle kendi yaralarımızı da en hafife inmemiz lazım. Mesela Elazığ'da şu anda çok gündem olan AFAD'a girsin girmesin muhabbeti edilirken aslında burada Elazığ'ın AFAD'a girmesi lazım. Neden? Şimdi bazı yıkılan binalar var. Sonuçta deprem olduğu sırada o yıkılan binada insanlarımız oturuyordu. Allah'ın lütfu, hikmeti. O insanlar indi. İndikten sonra da binalar çökme başladı. 6-7 tane bina o şekilde çöktü. Çöktü. Şimdi ondan sonra çökebilecek ihtimalleri yüksek olan binalar da devam ediyor. Şimdi yani bunların içinde insanlar olup da çöküp Allah öyle bir şey göstermesin bizim de öyle bir hesabımız da olmasın. Yani bunun politik bir konuşması da söz konusu değil. O insanlarımız vefat ettikten sonra mı biz şeye girelim? Afet bölgesine girelim. Şimdi böyle bir şey olması mümkün değil. Zaten çürük binalarımız söz konusu. Yıkılan sayısı belli, şu belli. Her şey ortada. Yani bunun için burada tabii ki sayın milletvekillerimiz de bu işe ciddi bir şekilde el atmaları lazım. Orada bunu gündeme getirmeleri lazım. Yani efendim ben giderim işte yarın da milletvekili aman bana fırça alsınlar ya da bana milletvekilimi geri vermesinler muhabbetine girmemeli. Bu memleket meselesi. Bunun için elini herkes taşın altına koyacak. Vatandaş olarak bizden istedikleri bir şey varsa biz de vatandaş olarak gerekeni konuşuruz. Gerekli şekilde çıkarız. Elazığ iyi bir gelecek sağlamak için bizim bu buna ciddi bir şekilde ihtiyacımız var. Burada esnaflarımız var. Yıkılmış evleri. Evet. Dükkanları yıkılmış. Ticaretleri var. Hatay'dan ticareti var. Diyarbakır'dan ticareti var. İşte Antep'ten ticareti var. Maraş'tan ticareti var. Onların bunlardan ticareti var. Şimdi bu iletişim ağı kopmuş. Şimdi bu ticaretini artık daha devam ettiremiyor. Mevzuat bitmiş. Bu ekonomiksel olarak bunun tekrar çözümü olabilmesi için çok uzun bir süreç için olması lazım. İşte geçen depremde de aynı şeyler oldu. İşte bir çekler bir 6 ay öteleme oldu ama ondan sonra o çekler hepsi üst üste bindi. Evet. Şimdi sen bunu biz mesela bir ticaret yaparken uzun vadeye yayıyoruz ya da bitireceğimiz işe göre planlama yapıyoruz. Ama geldik işin yarısı olmadan mevzuat bitti. İlerleyen zamanki ödemeleri nasıl yapacaksın? Yapma şansı yok. Onun için ciddi bir şekilde verdiği bir şekilde en azından afet bölgesi olarak ilan edilmesi lazım. Çünkü Elazığ'ın daha yaraları sarılmadı. Elazığ belini daha düzeltemedi. Yani biz burada o olayı yaşadık. Yani bu olaylar Allah bir daha bize göstermemek üzere. Yani her kıldığımız namazda da ettiğimiz duada da hep bunları tekrarlıyoruz. Fakat ne var? Cenab-ı Allah da diyor ki tedbirinizi alın. Yani kesinlikle. Burada her şey... Takdir verin, tedbir sizin. Evet. Biz de akıl vermişse, zeka vermişse biz de tedbirimizi her türlü alacağız. DAS dediler, DAS'ları yapıyoruz. İnanın o DAS'larda sıkıntı yaşayan çok vatandaş var. Evet, onlarda özellikle dün de soru gelmişti. En çok yaşanan sıkıntı galiba şeydi. Ev normalde 135 metrekare ama DAS'ka beyanda bulunurken vatandaşın da belki burada hatası var. 65 metrekare diye belirtmiş ve burada galiba ödemesinde bir indirim olmuş. Burada da tapuyu gözükmemesi, tapunun tapudan alınmaması bilgisi burada süreci yanlış yönlendiriyor mu? Ya şimdi böyle o dediğiniz tarzda bir şeylerin oluşması çok zor bir olay. Bunu onu yaparken vatandaşı bir kandırma politikası bana göre. Çünkü ben arabamı sigortalı yaptırırken adam ben ruhsatıma bakıyor. Bilgisayarına gidiyor. Sistemde kaç lira yazıyorsa o rakamı bana söylüyor. Ben de o rakamı yatırıyorum. Aynı şekilde ev de aynısı. Yani evinde artık o eskinki gibi değil ki yastık altından tapu çıkartan bilgisayara girdiği zaman orada zaten kaç metre işlemişse o orada gözüküyor. Bunun için de ordinarius profesör olmayan gerek yok ki. Fakat burada bu paraları toplarken iyi, verirken kötü. Sıkıntı burada. Yani sorun üstüne sorun. Aman işte o ben kaç kişiden kaynağım? 80 yaşındaki adam ya. Bir gidip bir geliyor, bir gidip bir geliyor. Bana diyor
Abi şu eksik, bu eksik. Bir de toparlıyorsun, veriyorsun, işte bir daha gönderiyorsun falan. Yani en sonunda adamın yıldırma politikası. İşte adam diye ki Allah belazı vere. İşte çıkar kenara otur. Bu değil kardeşim. Bunu da yaptırma olması lazım. Devlet eğer illa da git bu daskı yap diyorsa, o zaman devlet de bunun hesabını sorması lazım. Bu paraları o zaman aldı cebine koydu ki koyken iyi. Ama şurada vatandaşın mağduriyeti var ve bu fırsatta da bunu fırsatçılığa çevirmenin bir anlamı yok. Ve ben şaşıyorum. Şaştığım konu ne? Memleket fırsatçı bir ülkesi olmaya başladı. Ya bir şey olamaz. O zaman bunu gerekli neyse onu yaptıracağız. İşte tırlarımız orada durduruluyor. İşler acısı bir durum. Evet. Ben ömür hayatımda 50 yaşındayız. Ben ömür hayatımda böyle bir olay görmedim, yaşamadım da. Yani bizim insanımız Türk milletinin insanı. Yani bu Türk milleti derken Alevisi, Sünnisi, Lazı, Çerkezi, Kürü, bütün hepsi bunun içinde. Biz evet. Bir bütünüz. Biz canız. Bizim kendi içimizde zaten sıkıntımız yok. Sıkıntı yaratan kişiler. Yani kişilere bağlı insanlar. Öyle diyelim. Yani bölücülük oradan başlıyor. E şimdi bir yerde bir tane vatandaşımızın parmağına bir iğne varsa bizim kalbimiz sızlıyor. Çünkü niye? Kendi ülkemizin insanı. Evet. Biz ona göz ardı şansımız yok. Fakat burada fırsatçılara da fırsat vermemek lazım. Evet, Elazığ'da özellikle kira fiyatları ve et fiyatlarında bir artış yaşandı. Şimdi TOKİ'de, sözünüzü kestim, kusura bakmayın. TOKİ'de işte düne kadar 600 liraya veremeyen adam bugün olmuş 2,5-3 lira. Ya verir 600 lira da 1200 lira yap. O zaman devlet o zaman kardeşim sana diyecek ki dur. Sen bunu aldın oturma için oturmadı şimdi de ranta çeviriyorsun. Olmaz böyle bir şey. Evet. Yani el saf yani bu biraz da yani bu şeylerin de şeyi şu biz vicdanen vicdanımızı yitirdiğimizden dolayı bir de nüsbetle bir de öyle de bir kendimizi bir hesaba çekmemiz lazım. Hadi yönden diğer yönden tamam tekniki olarak ne gerekiyorsa onun bundan sonra ki düzelir mi bana sorsan hayır düzelmez yine bundan sonra bir iki ay sonra işte o şeyler kapanır işte yine herkes kendi bildiğini yapar gider işte yaşadık işte bundan önceki depremde Elazığ depreminde de yaşadık. 3 tane ev yıkıldı, 4 tane bina yıkıldı işte bir 60-70 tane şeyimiz oldu diye biz hafif bir atlattık ama bu hafif diye bir olay yok işte orada görüyoruz 30 binlere gelmişiz. İnşallah da daha da gelmez, sayı yukarıya çıkmaz. İnşallah. Ama ders alamıyoruz. Yani burada bir sorun var. Sorun ne? Yani biz bugün üzerinde oturuyoruz. Aynı şeyi Japonya'da da var. O adamlar da o depremden beraber yaşıyor. Ama olayı en minimuma indirmeye çalışıyor ve onun için çalışmalar yapıyor. Bizim de ne yapmamız lazım? En minimuma indirecek ve her zaman da hazırlıklı olacağız. Bunun için deprem toplama merkezlerinde orada o vatandaşı hemen koyduğumuz zaman elektriğidir, suyudur, altyapısıdır falan her şey hazır olacak. Tak tak koyduğun zaman herkes yerine geçecek. Bir kendine bir gelecek. Ondan sonra orada çıkacak, gidecek eşine, dostuna yardım edecek. Ha. Gidecek fırını açacak, ekmeğini çıkartacak. Yani oradan ekmeği olmayana ekmek koşacak. Yani bunları hızlı bir şekilde yürütebilmek için bunlar şart. Evet, kesinlikle. Binaların kalitesi şart. Binaların yapımı kontrolleri şart. İşte yapı denetim bürolarımız var. Adam diyor ki şuna da karşı bunda bir nokta diyeyim istersen. Tabii, yok estağfurullah başkan. Adam diyor ki işte müteahhit böyle kardeşim. Müteahhitin yapmış olduğu hatası çok basit. Oradan kontrolü yaparsın. Projede demir kolonlarda kaç tane demir var? 30 tane mi demir var? İşte etriyeler demir. Var mı yerinde? Var. Beton kalitesi aynı mı? Aynı. Ha demek ki burada başka bir sorun var. Yani hemen birisine bunun içinde hata yapan da var mıdır? Vardır. Gözü hıspürüyen insanlar da var mıdır? Vardır. Evet. Buna da zaten devletimiz orada bilir kişiler var. Onlar da gereken cezayı da verecek. Ama burada en önemli şey yapı denetim ve belediye kontrollerine düşüyor. Önce zemin sağlam olmalı. Evet. Daha sonra binanın yapımı sağlam olmalı. Ve bunu kontrol eden kişilerin de bir yıl, iki yıllık değil. Şimdi ben burada biliyorum yapı denetimde adam ne iş yaptığını da bilmiyoruz. İşte birisinin diplomasını almış, o diplomadan yapı denetim bürosu açmış. Bunu evet. Şehirci Çevre İl Müdürü de biliyor. Herkes biliyor. Adam iki tane, üç tane şeyi var. Yapı denetim ofisleri var. Adam gelir kontrolünü yapıyor. Yapamazsın kardeşim. Sen çünkü bilmiyorsun ki. Evet. Onun için profesyonel ekibin olması lazım. Tecrübeli mühendislerin olması lazım. Tecrübeli mimarların olması lazım ki gelip onu orada yerinde kontrolünü yapacak. Şimdi biz teknik adamız. Biz orada geliyoruz, projeyi açıyoruz. Bakıyorum, sayıyorum.
Demir'imi de sayıyorum, aralıklarını da sayıyorum. 60 olduğu tele de burada şu çirozlar, deprem çirozları, işte teller çok önemli olaylar bunlar. Bunları tek tek bir gözden geçme lazım. Orada kalıpçı işine rahat geldiği gibi bağlarsa, ona göre demirini bükerse, bir şunu da bir sıkıştıran araya, bir de gelen demirin kalitesini, devamlı raporlarını istememiz lazım. Çekme, gerdirme, kırılma testlerinin raporları devamlı almamız lazım. Ondan sonra bu demir sağlamdır. Devamlı da dosyamızda bulunsun ki yarın bir sıkıntı olduğunda, kardeşim bana verdiğin demir bu, bu demirin de raporları bu, ben bu yüzden bunu yaptım. Evet. Bunlar da elimizde olması lazım. Ama vicdanen rahat edebilmemiz için öncelikle tedbirimizi fazlasıyla almamız lazım. İnşaatlarımızı iyi kontrol etmemiz lazım. Beton kalitesinin çok iyi olması lazım. Ve bundan kas ayımızda 30-40 kata çıkartmamak lazım. Yani burası sonuçta bir deprem ülkesi. Evet. Burada yani bu denli şeye gerek yok. Arazimiz müsait. Zaten uçağa bindiğimizde gökyüzüne yükseldiğinde baktığın zaman Elazığ nokta kadar gözüküyor. Onun 100 katı büyüklüğünde de geniş arazimiz var zaten. Yani yayılsak, evet, sağlam zeminler üzerine otursak daha iyi. İşte biz mesela ne yapmışız? Cenazelerimizi sağlam almışız Harput'ta. Evet. Biz de ölüme terk etmişiz. Sen burada şu anda bütün binalar hepsi radyatör. Radyatörün olması da çok büyük bir olay değil. Yani zemin çürük olduktan sonra işte şeyde çöken bir binamız, işte dip katı zemin boşluk oluşturmuş. O aşağı düşünce binada ondan beraber aşağıya düşüyor. Yani olayın detayı bu. Yani evet. Elazığ'da sizin de söylediğiniz gibi zemin önemli dediniz. Evet. Elazığ'da bu saatten sonra örnek veriyorum, bir bina yapmak istersek, bir kentsel dönüşme gidersek özellikle nerelerde bu binaların yapımı şartları ya da hangi bölgelerdeki binaların yapımı şu an tehlike arz ediyor? Hangi binalarda öncelikle bir şey almamız lazım, bir almamız lazım? Şimdi tabii şöyle, bizim bu Elazığ'ın zeminle alakalı bütün hepsi raporlar, veriler var. Yapılabilecek alanlar var, yapılamayacak alanlar var. Zaten oraya belediye olarak zaten ruhsat da alaması yapamaz. Ha zemini iyileştirmeye gidersin, işte fore kazıktan güçlendirsin, işte enjeksiyon yaparsın, zemini güçlendirsin falan. Ondan sonra onun üzerine o raporlar, alınan analizler sonucu uygunluk testinden de geçerse ondan sonra oraya yapabilirsin. Ama bununla ilgili zaten yapılan çalışmalar söz konusu ortada zaten. Zeminin nerede, çürük nerede, belediyenin de verilerinde var zaten. Evet. Ona göre de belediye buraya ruhsat veriyor, buraya vermiyor. Yani bazen hiç belli olmuyor. Bakıyorsun iki bina yan yana, karşı taraftaki boş arazi diyor. Neden? Zemin bozuk, inşaat alanına uygun değil. Yani bu yapılan jeolojik raporlara göre değerlendirme yapılıyor. Zaten inşaata başladan da bu jeolojik raporlar yapılıyor. Ona göre o raporlar doğrultusunda da proje aşamasına geçiliyor. Zaten uygunluk verilmedi takdirde girilmez. Ama burada şu var, vaktimiz var mı bilmiyorum. Var mı başkanım? He, burada şu var. Bunun yapımından sonra, ondan sonraki aşaması binanın sağlamlığı. Kat yüksekliği elimizden geldiğince düşürelim. Düşürelim. Yani şu anda insanlar ortaya düşmüş tek katlı evlerin peşine. Yani şimdi benim evde de sıfır bina, duvarlar patladı. Psikolojik ben içeriye giremiyoruz. 7 gündür işte şu yukarıda bir yer var, işte tek gözlü. İşte Malatya'dan da misafirlerimizi getirmişiz. Onlar da orada. 16-17 kişi aynı evde kalıyoruz. Evet. Yani gönül isterdi ki daha da şey. Ama ne? Psikolojik ben de kendini rahat da hissediyorsun. Evet, oranın zeminin sağlamlığından dolayı da kendini rahat hissediyorsun. Önemli olan bunları yapabilmek. Evet, baktığımız zaman psikoloji de çok önemli. Tabii, burada birçok vatandaşımız tek katlımızdaki evlere gidiyor. Belki daha fazla tehlikeli ama diyor ki tek katlı bina sonuç olarak yıkılsa bile kurtulma ihtimali daha çok. O yüzden herkes, hemen hemen herkes köydeki müstakil evlere ya da çevresindeki tek katlı evlere yerleşmeye başladı. Psikolojik olarak da zor durumlardan geçiyoruz. Vatandaşlar da özellikle süreçte çok fazla alanlarla ilgilen, çok fazla duygularla iç içe
oldu. Burada yardımlar da gelip gidiyor. Evet. Yardım noktasına da değinmek istiyorum. Sizin de yaptığınız yardımlara da değinmek istiyoruz. Burada baktığımız zaman yardım noktasında Elazığ ne düzeyde, bu saatten sonra nasıl bir yol izlemeli yardım noktasında, hem yardım noktasında hem inşaat noktasında. Çünkü bu iki alanda da siz sağsınız ve sahada olduğunuz için bunun analizini daha iyi çizebildiğinizi düşünüyoruz. Elazığ bu saatten sonra Elazığ en iyi yapacak şey nedir? Şimdi bir sefer bir yeni imar çalışmasına gidilmeli. Ona göre Elazığ planlanmalı. Bu gazetesini örnek olarak verdiğimiz zaman binalar birbirini kapattığı için güneş de almıyor. Şimdi bu gazetesi bu tarafındaki bloktan, onun yüksekliğinden, bu taraftaki blokun yüksekliği ortadaki caddeden büyük. Orada bina yan yattığı zaman zaten karşı taraftakine yatacak. Öyle yapacağız ki bu binalarımız birbirine yapışmayacak şekilde caddelerimizi genişletelim. Binalarımızı birbirinden uzaklaştıralım. Ona göre zeminlerimizi güçlendirelim. Ona göre çalışmalarımızı o fizibilitelerinin almış olduğu raporlara göre yürütelim. Ha şimdi para kazanmaya gelirse, evet para kazanma burada da kazarsın, orada da kazarsın. Sonuçta Cenab-ı Allah verir o rızkı. Evet. Ama burada tedbiri alabilmek için kas sayımız düşmüş, düşsün, değişemiş. Ona göre bir uygulama yapalım. Ha burada nedir? Mal sahipleri ya da onlardan ilgili bazı sıkıntılar olabilir. O da zaman içerisinde çözülebilir. Yani bu insanlara farklı bir seçenek sunulabilir. Yani ona göre planlamalar yapılabilir. Çünkü şu anda ben tam o şeyin başlamadığımız için yani biz onu ayrı bir raporlama yapılabilir. Oradaki insan da tatmin edici şekilde olabilir. Evet. Ama bir önemli olan diğer konu da dünya diyelim ki 130 tane daire var ya işte bir anda her şey bir anda bitiyor. Evet, kesinlikle. Yani bir de bunun bu boyutunu düşünmek lazım. Bir sağlam bir yer mi istiyoruz yoksa malım çok olsun da çük mü bir yer istiyoruz? Özellikle buna bir karar vermeliyiz. Ondan sonra biz kendimiz bu işlere yürümeliyiz. Şimdi yardım konusunda Allah razı olsun ya bizim milletimiz birlik beraberliği yaşayan insanlar. Birlik beraberlik işte Elazığ'dan Malatya'ya hızlı bir şekilde Elazığ'dan yardım gitti. Şimdi Artvin'den bakıyorsun Malatya'ya yardım geliyor. Karadeniz'den işte oraya yardım geliyor. Türkiye'nin ve dünyanın her tarafında. Bir de enteresan yani şu. Evet. Biz Yunanistan'dan kötüyüz, Fransa'dan kötüyüz, Almanya'dan kötüyüz. Örnek veriyorum bunları. Evet. Onlar da bize aynı şekilde bakıyorlar. Fakat bu depremde şunu görüyorsun. Oradaki o Yunanlı kurtarıcı, işte Alman kurtarıcı, işte bir çocuk çıtında oradaki vatandaşla beraber duygusalını yaşıyor, beraber gözyaşı döküyor. Demek ki insanlar kendisinde sorun yok. Evet. Yani insanlar kendisinde sorun yok. İnsanları yönetenlerde sorun var. Yoksa çünkü biz kimsenin malına yan gözden bakmamışız ki onu da bizim malımıza yan gözden bakmasın. Zaten orası fazlasıyla ona yetiyor. Fakat işte hırs için içine girince bu noktada. Tabii ki o yardımları da hızlı bir şekilde gönderenlerden Allah bin defa razı olsun. Kesinlikle. Vallahi inşallah onlara 10 katını da nasip eder. Bizim insanımız hakikaten adam işte kız kadıncağız diyor ki ineğimi sattım işte paramı götürürüm oraya. İşte çocuk diyor ki kumbaramdan çıkan paramı gönderiyorum oraya. Bunlar çok güzel bir şeyler. Evet. Fakat burada şu var, bu sistemi oluştururken her zaman deprem toplama bölgelerini hızlı şekilde oluşturmamız lazım. Onların altyapılarını oluşturmamız lazım. Ve Allah göstermesin böyle bir şey olduğunda hemen yardım oraya gelsin, oradaki depolara konulsun, oradan insanlarımız versin. İnsanlarımız da bilsin ki ben oraya gideyim, bütün yardım oraya gelecek, ben oradan alayım. Evet. Yani bunu bildiği zaman bazı şeyler hızlı bir şekilde çözülür. Yani o an insanlar şoka girmiştir, şudur budur. İşte oraya geldiğinde yeni gelen insan o şokun etkisinden gelir. O insana yardımcı olabilir. İşte ondan gelen gönüllü doktorlarımız var, psikologlarımız var. İşte eğitimli, eğitimsiz. Evet. Birçok insanımız var. Orada bu insanlarımıza o desteği verdikleri zaman onlar da bir rahatlamış olur. Kendilerine de bir gelirler. O şokun etkisinde de o an için çıkarlar. Hı hı. Yani ondan sonra döner derler ki ya benim de binamda bir tane daha oğlum vardı. Benim de binamda işte bir komşum vardı. Benim de binamda işte bir kardeşim vardı. Çünkü o şokun etkisinde insan kendisini bilmiyor ki işte burada biz yaşadık. İnan ilk gün ağrına kadar biz kendi derdimize düştük. Yani evet. Ben o depremde inancın olsun yani şunu düşündüm. Yani dedim herhalde ki Elazığ bu sefer tamamıyla bir gitti. Çünkü o deprem bir gidiş gelişten sonra bir de burkulma elif çizmeye başladı. Zaten asıl kırılma noktası o noktaydı. Evet.
Yani Allah'a çok şükür düşündüğüm gibi de olmadı. Çok şükürler olsun. Hı hı. Ama bundan sonra işte bu şu demek değil. Ben yine Elazığ konusuna geleceğim. Evet. Yani şu demek değil. Efendim Elazığ'da ölü sayısı az oldu diye efendim biz bunu almayalım. Öyle bir şey yok. Hı hı. Öyle bir şey yok. Biz bunu geçmiş depremde de o yaralarımızı örtemedik. Şu anda da o yaralarımız halen daha açıkta duruyor. Evet. Buradan tabii ki biz elimizden geldiğince işte sizin sayenizde televizyon programında anlatmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum bizi dinleyen olur mu olmaz mı işte o idarecilerden falan. Ümit ederim ki gerçek neyse Elazığ'da aynı bu sistemi, Elazığ'da da değil, Bingöl'ü'de, Tunceli'de, işte ileriye doğru Erzincan'ı da. Çünkü bunlar bu fay hatlarının üzerinde yerleşmiş iller. Evet. İşte burada biz illere yetişemedikten Maraş hasar almış, Antep hasar almış, işte Hatay hasar almış, Osmaniye hasar almış. O yakın iller ne ona koşabilir ne ona koşabilir. Bize dikkat edin misin? Bizi atladı, geçti Diyarbakır'a. Diyarbakır'dan sonra Mardin, ki hele biraz daha şey deprem konusunda daha da biraz uzak olmasına rağmen. Evet. Şimdi neden? Bu çizgi aynı hatlar üzerinde. Şimdi böyle 10 tane il arka arkaya geldiği zaman kimse kimseye yardım etme şansı da çok zor olur. Yine çok şükür bizler biraz yaşadığımız için hemen kendimizi bir toparladık. Hemen koştuk Malatya'ya. Evet. Yani işte geceleyin ben biliyorum bir ekip de gitti. İçeriye koymadılar. Neden? Şundan dolayı. Hem orada sarsıntılar devam ediyor. Çünkü giden ekip işte kurtarım derken birdenbire enkazlarda yıkıntı olacak. Onlar da altında kalacak. Daha çok sıkıntı oluyor. İster istemez bir bekleme de oldu. Evet. Yani mecbur bir bekleme. Tabii mecbur bir bekleme oldu. Çünkü biraz bazı şeylerde görülür bir durum olsun ki orada nasıl bir yardım edeceğin de bilinsin. Ha burada ikinci bir olay. Bu olayları biz yaşıyorsak biz devamlı bir profesyonel ekip oluşturmamız lazım. Evet. Yani insanlar işte duyuyoruz işte bir bu bilgisayardan işte birilerine iftira atmak için işte bir ona ne diyorsa ismi ona para verileceğine işte bu AFAD'dan şundan bundan o ekiplere para versin. Onlar da her zaman hazır olsunlar. Evet. Yani öyle profesyonel ekip olsun. Yani burada aslında bunlardan da daha profesyonel olan Zonguldak'taki gelen o maden ocaklarında gelen o kardeşlerimiz. Evet, çünkü onlar sürekli o işin içinde oldukları için çözüme çok daha rahat gidebiliyor. Nereden delik açabilirim, içeriye girebilirim, ona hava aldırabilirim. Yaşam tüneli oluşturabilirim. Tabii, yaşam tüneli oluşturabilirim falan. Bunu adam onları yaşadığı için bunu yapabiliyor. Ama şimdi bu taraftaki adam yok ki. Evet. Onun için devamlı profesyonel, her şey profesyonel olacak, her şeye hazırlıklı olacağız. Sizin de söylediğiniz gibi belki de profesyonel bir ekip. Çünkü baktığımızda İstanbul depremi de çok fazla konuşuluyor. Ki inşaatın konut sayısının en fazla olduğu illerden biri İstanbul, İzmit. Bu taraflar hem konut sayısının fazla olduğu hem sanayinin fazla olduğu liman olduğu için hem de bölgenin Türkiye için can damarlarından biri. Belki Kahramanmaraş depreminde yaşadığımız etkinin İstanbul'da olması bizi daha fazla zor duruma sokacak. Çünkü gelen yardımların koordinesi de çok zor bir şekilde olacak. Burada baktığımız zaman koordine Ankara ve İstanbul üzerinden oldu ama büyüklüğü İstanbul kesimi de çok fazla yardım oldu. Çok fazla nüfusumuz var İstanbul'da. O Marmara bölgesinde daha çok. Herhangi bir depremde Maraş gibi 10 ili kapsayabilir İstanbul depremi. Burası da önemli. Sizin söylediğiniz gibi afet için bir ekibin oluşturulması da şart. Çünkü Türkiye sürekli depremle mücadele eden ve fay hatları diri olan bir ülke. Burada İstanbul depremi Allah korusun. Evet. Başımıza gelirse yine bu durumları yaşayabiliriz. Bunların yaşanmaması için son olarak bunları da sorayım. Neler yapmamız gerekiyor? Şimdi İstanbul olabilme ihtimali yüksek. Cenab-ı Allah onu yaşatmasın. Amin. Ve bu iller gibi de olmaz İstanbul. İstanbul çok bir zayiat söz konusu olabilir. Ciddi hasarlar oluşabilir. Ciddi bir can kaybı oluşabilir. Yani temelimiz Allah'a duamızda her zaman o inşallah böyle bir şey olmaz. Fakat şu anda ben bakıyorum işte az önce konuştuklarımızın hepsi tekrar gibi olacak ama İstanbul'da bile şu anda bununla ilgili bir altyapı oluşturulmamış.
Şimdi oradaki birçok bina, geçmişte yapılan binanın hepsi işte deniz kumundan yapılmıştı. Halen de deniz kabuklarının olduğu, ben çünkü orada gördüm bazı şeyleri. Deniz kabuklarını sıvanın dışına görebiliyorsun. Evet. Şimdi bu deniz kabuk, deniz kumu dediğimiz zaman ne var? Bunda tuz var. Tuz ne yapar? İşte demiri oksitlendirir, süreçini hızlandırır ve onu çürütmeye doğru götürür. Hı hı. Bu sefer konular ayakta tek başına kalır ve bazen de zaman zaman görüyoruz. Binalar kendinden yıkılıyor. Yıkılma sebepler de hep bu. Bunları bir an önce yani çömek de ciddi bir külfet. Çok evet. Ciddi bir külfet. Yani bunu hani, topu taca atmayalım. Yani devlette mi ya da hükümetlerin üzerine dağıtmayalım. Çünkü bu hükümetlerin de kaldırma olasılığı çok zor. Ama bununla ilgili çalışma yapıp oradaki insanımızı en minimum seviyeye çekebilmek için orada bunlardan ilgili bir ciddi bir şekilde, çok hızlı bir şekilde bir altyapı oluşturması lazım. Yani şimdi mesela işte bu, ben ona da hayret ettim ya, işte Elazığ depremi oldu, konteynerlarımız vardı, çadırlarımız vardı. Malatya'da da aynı konteyner ve çadırlarımız vardı. Ama ne hikmetse ne çadırımız var ne konteynerimiz var. Yani hazır olması gerekirken Malatya'da daha sonradan bunlar hazırlanmaya başladı. Yani bu da bir enteresan bir olay. Yani şimdi burada yani her zaman böyle bir şeyi beklediğin zaman onun kurulu da çok zor. İşte insana tepki gösteriyor. Neden? Çünkü süreç uzadıkça sen ondan sonra gittiğin zaman o adamı mutlu etmiyor zaten. Ölüsü ölmüş, kendisi dışarıda kalmış, aç kalmış, açıkta kalmış. Zaten o arada kimse yeme içmeyi de çok önemsemiyor. Evet. Çünkü adam dengesi bozulmuş. Allah kimsenin başına vermemişti. Aynen. O günü burada da bir Elazığ'da taziyeye gittik. Maraş'tan kardeşimizin işte akrabaları, bir aileden 5 kişi. Baba, anne, kız, çoluk, çocuk, işte 5 aile bir anda yok olmuş. Sen bu adama bir şey anlatamazsın ki, ben sana kardeşim an döner getirdim, an sana işte kuzu çerme getirdim. O adam onu görmez zaten. Evet. Dengesi bir sefer bozulmuş. Onun için orada bu olayları oluşturduğumuz zaman alanlarımız, boş alanlarımız zaten var. Biz bunlardan ilgili yani semt semt değil de mahalle mahalle. Yani onları oradan bir kaydırıp bir yere. Yani ne kurtarırsak bizim karımız. Yani evet. Birdenbire hani kardeşim hepiniz boşaltın, biz buraları yıkıyoruz, düzeltiyoruz falan yapma şansımız zaten söz konusu değil. Hem hukuki olarak onu yapamayız, hem teknik olarak onu yapamayız. Ha, teknik olarak çözüm çok kolay. Yani bir senede de binalar yapılır. Hızlı bir şekilde de yapılır. Yani bunu bölünür, binlerce müteahhite bölünür, binlerce adam bölünür. Yapılır yani sonuç itibariyle. İnsanlar tekrar göçer. Ama eskinki gibi olur mu? Hayır. Ama en azından şu olur. Ya en azından işte ölü sayısı işte en minimuma inmiş olur. Hay gönül ister ki hiç ölü olmasın. Evet. Cenazelerimiz olmasın. Gönlümüz evet. Bundan yana. Fakat bunları da yaşarken tabii ki bunları da göreceğiz. Ha, bu sefer ne diyoruz? Diyoruz ki en azından en minimum olsun. Bunlardan ilgili de çalışmalar çok basit bir şekilde yapılabilir. Yani mahalle mahalle yap, sokak sokak yap. Yap yani bir şeyi, bir başla. Önemli evet. Olan başlamak. Yani biz başlayamamışız ha. Şimdi depremler olmuş, işte bunlar hep birbirini tetikliyor. İşte buradan bizim Elazığ depremi olduğunda İstanbul'da sallandı. Çünkü aynı fay hattı devam ediyor, dönüyor. Şimdi hani bu iş şeye benziyor, işte Çeçeki'den karıncanın muhabbetine benziyor. İşte Çeçeki saz çalıyor, şarkı söylüyor. Karınca evine vera erzak çekiyor. İşte kar yağıyor, sonra kapının önüne kadar kar yağıyor. Ondan sonra anlıyor ki kar gelmiş, ben kapımı açamıyorum. Biz bunu beklememize gerek yok. Bizim zaten yaşam standartımızı biz depreme göre yapmamız lazım. Çocuklarımızı o deprem psikolojisine göre hazırlamamız lazım. Onları depremde nasıl kurtulabilecek hareketler, nerede barınacağı, nerede duracaklarını, bina içerisinde nasıl hareket edeceklerini bunları anlatmamız lazım. Evet. Artı işte ona göre binalarımızı sağlamlaştırmamız lazım. Çürük binalarımızı bir an önce yıkmak gerekiyorsa yıkmamız lazım. Yani bunun
Dediğim gibi yani ekonomiksel olarak, hukuki olarak bunu bir anda yıkma şansı yok. Şimdi İstanbul'da işte o eski mahallelere gir. Hani de ki burayı yıkmaya çalışan adam burada esnaflık yapıyor, işte para kazanıyor. Hani insanın başına da gelmediği zaman da insan da diyor ki herhalde ki bundan sonra da hiçbir şey gelmez. Aslında öyle değil. Her an her şey olabilir. Evet, kesinlikle öyle. Onun için onu ona göre düşünmek lazım. Şimdi onu kaldırıp da başka yere sevk etme ihtimali de zor. Yani bunu ne kadar yapabilirsek o kadar bizim için iyi. Yani gönlümüz şundan tekrarlamak isterim. İstanbul'da Cenab-ı Allah öyle bir şey göstermez. Amin. Başkanım, programımızın da sonuna yaklaştık. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Son olarak şunu sayın vekillere seslenmek istiyorum. Elazığ için seslenmek istiyorum. Bizim bu Elazığ'ın yarasını geçmiş dönemde saramadılar. Bu dönemde sarsınlar. Elazığ'ımızın yanında yer alsınlar. Elazığ'ımız için de bir mücadele etsinler. Bu bölgenin içerisine Elazığ'da yer aldırsınlar. Ha, vatandaş olarak bizim üzerimize de ne düşüyorsa, hangi partili de olsa olsun, Elazığ için kim mücadele ediyorsa biz onun yanında her zaman yer alırız. Buradan tekrardan depremde evi yıkılan, işte zayiat gören, işte cenazesi olan o kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ kalanlara da sabırlar diliyorum. Cenab-ı Allah inşallah bir daha da bize böyle şeyler yaşatmasın. Ama depremle yaşamak istiyorsak depremi iyi tanımamız lazım. Ve depreme göre de tedbirlerimizi almamız lazım. Önemli olan da bunlar. Sağ olun başkanım, teşekkür ederiz. Evet efendim, bu akşam depremin 9. günündeyiz. 306. saatteyiz. Depremin yaralarını sarmak için hümmalı çalışma sürüyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem eminim ki hepimizin canını çok fazla yaktı. Elazığ'da bir o kadar hissettirdi. Elazığ'da da depremler o kadar hissedildi. Biz buradan vatandaşlara son kez bir duyurumuzu da yapmış olalım. Elazığ'da da ağır hasarlı durumu var. Binaların ağır hasarlı durumu var. Binalarınızın ağır hasarlı olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız lütfen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Elazığ İl Müdürlüğü'ne dilekçede müracaat bulunun. Müracaatınızın ardından ekipler evinize gelip bakıp inceledikten sonra ön başvuruda çıkan sonucun hasartespit.gov.tr'ye ve E-Devlet'e işleyecekler. Bu durumu öğrendikten sonra binanızın ağır hasarlı olup olmadığını öğrendikten sonra eğer binanız ağır hasarlıysa hemen yıkmayınız, bunu da söylüyoruz. Lütfen binanız ağır hasarlıysa hemen yıkmayınız. Çünkü burada hak sahipliğini kaybedebilirsiniz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan mutlaka kesin bir yazı almanız gerekmektedir. Onun ardından yıkmanız gerekmektedir. Şu an yapılan hasar tespit çalışmasının ön başvuru olduğunun altını çizelim. Ayrıca evlerinde hasar olduğunu düşünen vatandaşların binalarında durmamalarını önemli rica ediyoruz. Önemli istiyoruz. Ağır hasarlı binalarınızı da hemen yıkmamanızı istiyoruz. Çünkü burada hak sahipliğini kaybedebilirsiniz. Bunun altını özellikle çiziyoruz. Hak sahipliğinden mahrum olmayın diye hemen lütfen yıkmayın. Çünkü bu ilk ön hasar tespit çalışması, belki bunun ikincisi ve üçüncüsü de olacaktır. Bu süreçte eve girmeden sabırlı bir şekilde beklemenizi temenni ediyoruz. Ayrıca yapacağınız yardımlar lütfen kamu kurum ve kuruluşlarına olsun. Çünkü Elazığ'da hayırsever vatandaşlarımız çok fazla, bunu da biliyoruz. Yardım eden vatandaşlarımız çok fazla, bunu da biliyoruz. Burada eğer yardımda bulunacaksanız mutlaka kamu kurumlarına, resmi yerlere başvurun, yardımlarınızı yapmanız rica edilir. Çok güzel yardımlar yapılıyor. Burada baktığımız zaman Ağın, Baskil ve Keban'da da çok fazla depremzedeli vatandaşımızı konaklatıyoruz. Burada misafir ediyoruz. Burada da yardıma ihtiyaç duyuluyor. Birçok noktada Elazığ'da AFAD'la veya valilikle koordineli bir şekilde yardımlarınızı yapabilirsiniz. Deprem özel programının sonuna geldik. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın.